Günaydın, herkese merhaba. Zamansız suçlar, zaman aşımı ve ağır insan hakları ihlalleri konulu sempozyuma, ilk oturumumuza hoş geldiniz. Her şeyden evvel konuşmacılarımıza, salonda bulunan sizlere, bizi online ortamdan dinleyenlere katılımınız için çok teşekkür ederiz. Friedrich Ebert Stiftung, Türkiye temsilciliğine bu toplantıyı mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz ve tabii ki yaralarını kanatmak pahasına burada bizlerle birlikte olan ihlal mağdurlarının yakınlarına, cumartesi insanlarına ayrıca çok teşekkür ederiz. Fikirlerini bizimle paylaşmayı kabul eden sevgili dostlarımız Hülya Dinçer, Yeşim Yaprak Yıldız, Serdar Tekin ve Saniye Karakaş'a bizimle bugün ayrıntılı değerlendirmeler yapmayı kabul ettikleri için sağ olun, var olun diyoruz. Bu sempozyum aslında bu hafta başından beri yürüttüğümüz bir dizi etkinliğin olduğu küçük bir kampanyanın kapanış toplantısı. İçinde filmlerin sosyal medya boyutunun olduğu bir küçük kampanyaydı bu. Zamansız suçlar ve zaman aşımı meselesini kamuoyunun dikkatine çekmek ve bu meseleleri farklı disiplinlerin içinden yeniden tartışmak istediğimiz. Bu sempozyum ve aslında bütün kampanya boyunca amaçladığımız şey şu büyük sorunun cevabı etrafında bir tartışma yaratmaktı. O da neden ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zaman aşımı dediğimiz mesele bireylere karşı işlediği suçlardaki olaylardan ya da yargılama süreçlerinden farklı şekilde ele alınmalıdır. Bu meselenin sosyolojik, felsefi, hukuksal, siyasi, tarihi boyutlarını tartışmaya açtığımız, birlikte düşündüğümüz bir süreç olsun istedik. Devletlerin aslında hakikatlerin üzerine örtmek ve failleri korumak için uyguladığı, sahip olduğu repertuar oldukça geniş ve zaman aşımı aslında bunlardan sadece bir tanesi ama önemli olanlardan bir tanesi. Çoğumuz biliyoruz aslında cezasızlık dediğimiz şey ihlal faillerinin soruşturulmalarına, yargılanmalarına, suçlu bulundukları takdirde cezalandırılmalarına ve o cezaların infazına ilişkin her türlü hukuki ve fiili imkansızlık halini tarif eden bir çerçeve. Bu perspektiften baktığımızda aslında hukuki sebepler içinde birçok bugün konuşuyor olacağımız meseleyi görüyoruz. Bunların içinde yasal boşluklar var. Örneğin zorla kaybetmenin yasalarda bir suç olarak düzenlenmemiş olmasından kaynaklanan hukuki boşluklar ve bundan yararlanarak faillerin korunması, hakikatlerin üstünü örtülmesi. Faillere yargı bağışıklığı sağlayan yasalar var. Mesela iç güvenlik yasası gibi 67-72 sayılı ya da referandumla kaldırılan 82 anayasasının darbecilere yargı bağışıklığı sağlayan geçici 15. maddesi gibi. İdari izin engelleri var. 4483 sayılı yasa gibi faillerin yargılanmasını mülki amirlerin iznine bağlayan. Bu her zaman karşımıza çıkan büyük engellerden biri. Af ve infaz kanunlarıyla koruma var ve tabii ki bu çerçevenin içinde olan zaman aşımı meselesi. Bir de tabii ki fiili sebepler var ki onlarla uğraşmak, mücadele etmek aslında hukuki sebeplerden, yasal sebeplerden çok daha zor. Bunların içinde de ellerinde en iyi yasal düzenlemeler olsa bile onları uygulamamakta direnen yargı mensuplarının sahip olduğu
zihniyet dünyası var. Ait olduğu zihniyet dünyası var. Bu öyle bir zihniyet dünyası ki genellikle ağır insan hakları ihlallerine mağdur olanları değil, ihlallere sebep olan kamu görevlilerini korumayı önceleyen, ihlal mağdurlarının yaşadıklarını ise görmezden gelen bir tutum. Bağımsızlık ve tarafsızlık sorunu bunun bir parçası. İhlalleri araştırmada gönülsüzlük, isteksizlik, özensizlik bunun ardından gelen meseleler. Ve tabii ki bütün bunları mümkün kılan yapısal ırkçılık, ayrımcı bakış açısı, politik, kültürel, sosyal sebeplere ait birçok sistemik mesele ve bunlardan oluşan o büyük habitat. Türkiye özelinde baktığımızda genel olarak cezasızlık, özel olarak da zaman aşımı meselesi tüm zamanlarda aslında ağır insan hakları ihlallerinin üstünü örtmek için kullanılmış elverişli bir alet. 1915'ten beri Cumhuriyet dönemi boyunca Ermeni, Rum, Yahudi, Kürt, Alevi, Süryani ne tarafa bakarsak bakalım hiçbir halkın ve topluluğun maruz kaldığı ihlallerle yüzleşilmedi. Ne ilk yıllarda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ne 6-7 Eylül'lerde, 80'lerde, 90'larda ve 2000'lerde olanlarla. Burada yeri gelmişken küçük bir parantez açayım ve aslında cezasızlık ve özel olarak da zaman aşımı meselesinin sadece siyasal muhaliflere ya da etnik meselelere özgü yargılamalarda karşımıza çıkan bir sorun olmadığını, yani devletin öldürmeme, kaybetmeme, keyfi olarak infaz etmeme gibi negatif yükümlülüklerini biz hukukçuların kullanımıyla ihlal ettiği yerlerde değil, aslında koruma gibi, zihniyeti değiştirmek gibi, önlem alma gibi pozitif yükümlülüklerini de yerine getirmediği yerlerde ortaya çıkan bir büyük problem olduğunu altını çizmek isteriz. Bu nedenle kadınlara, çocuklara, LGBTİ artı bireylere, nefret suçlarına ilişkin bütün yargılamalarda da karşımıza çıkan bir mesele, zaman aşımı meselesi. Hiçbir zaman ve hiçbir dönem için biz bu ağır insan hakları ihlallerinin nerede, nasıl, kimlerin verdiği emir ve talimatlar çerçevesinde, kimler tarafından işlendiğini öğrenme imkanına sahip olamadık. Yine de her hal ve şart altında biz insan hakları savunucuları bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bugün değilse bir gün ve mutlaka bu bizim için dayanışmanın bir parçası, bir haysiyet ve onur meselesi. Umarız yararlı bir toplantı olur. Şimdi izninizle ben sözü ilk konuşmacımıza devrederken Hülya'yı kısaca tanıtmak isterim. Hülya Dinçer, Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Hakikat Hakkı konusunda doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku kürsüsündeki görevinden KHK ile ihraç edildi. Hafıza Merkezi dahil birçok sivil toplum ve araştırma kuruluşuyla birlikte çalışıp başvurular, görüşler hazırlıyor ve insan hakları eğitimlerinde eğitmenlik yapıyor. Türkiye'de cezasızlık politikalarının sürekliliği ve dönüşümü üzerine de araştırmalarını sürdürüyor diyerek ben sözü Hülya'ya devretmiş olayım. Evet, çok teşekkür ederim. Ha, sesim biraz uzaktan geliyor ama bir sorun yok değil mi? Evet, yankılı geliyor. Daha mı aşağıda tutmalıyım acaba? Tamam, ama çok galiba yankı yapıyor sana. Tamam. Çok teşekkür ederim Emel. Ben de Hafıza Merkezi'ne ve bu sempozyuma emek veren herkese teşekkür ederek başlamak isterim. Türkiye için, bu coğrafya için çok yakıcı bir mesele hakkında her gün yeni bir yakın tarihte yaşanmış bir katliamın zaman aşımına uğradığı ve dosyaların birer birer kapatıldığı bir bağlamda bu sorunu farklı perspektiflerden tartışmak, üzerine birlikte düşünmek ve mücadele araçları üzerine kafa yormak çok değerli. Ben biraz Zaman Aşımı Kurumu'nun Türkiye'de uygulanma biçimini bir hukuk tekniği olarak, bir adli strateji olarak uygulanma biçimi üzerine ve buna karşı
mücadele imkanları, hukuki mücadele imkanları ve burada üzerinde çalışılması gerektiğini düşündüğüm bazı stratejiler üzerine, hukuki mücadele stratejileri üzerine bir konuşma yapmayı planladım. Zaman aşımı Türkiye'de hepimizin bildiği gibi aslında Emel'in de bahsettiği ağır insan hakları ihlalleri faillerini cezasız bırakmanın çok sayıda adli stratejisinden, hukuki stratejisinden biri. Suçu zaman karşısında aşındırmaya bırakmak, aşındırmak hem yaşananın hakikatinin açığa çıkarılmasını hem de bundaki yaşananda devletin kurumsal sorumluluğunu açığa çıkarılmasını engellemeyi amaçlıyor. Ve tabii geride kalanların, hayatta kalanların, suça maruz bırakılanların da hakikat ve adalet arayışı karşısında hukuk eliyle örgütlenen belki de en büyük saldırılardan biri, en güçlü saldırılardan biri. Hukukun aslında adaleti tesis etme vaadinden, yani böyle bir vaat var mı bunu da elbette tartışabiliriz. Bundan vazgeçtiğini ve bunu zamana yayarak yaptığını bize gösteren bir şey. Bunun pek çok adli taktiği var. Bundan ayrıntılı olarak bahsetmeyeceğim. Emel de bahsetti. Ama hakikatin ağır bir süreç içinde 10 yıllara yayılarak üstünün örtülmesi ve unutturulmaya çalışılmasının elbette geride kalanlar üzerinde, onların dünyası üzerinde çok tahripkar bir etkisi var. Çünkü bir yandan ortada olanca açıklığıyla, dehşetiyle duran bir suç var. İnsanın bedeninde, ruhsallığında, toplumsal varoluşunda ve sosyal ilişkilerinde çok ağır iz bırakan bir suç var. Ama diğer yandan suçun anonim kalması ve cezasız bırakılması nedeniyle benliğe kazınan bu suçun dış dünya tarafından inkar edildiği bir durum var. Bu büyük bir çatışma ve büyük bir parçalanma elbette. Geride kalanın dünyasını tahrip eden, paramparça eden bu şey aslında bir cezalandırma politikası da aynı zamanda. Her an geride kalanı, hayatta kalanı yaralanabilir kılan, onu saldırıya açık kılan ve adalet arayışının kendisini işkenceye dönüştürerek onu cezalandıran, onun üzerindeki şiddeti sürdüren bir şey. Bir önemli işlevi daha var elbette devlet suçlarını karartmanın bir aracı olarak zaman aşımının. O da suç rejimini tahkim etmek, onu devamlı kılmak ve suçun sadece siyasal olarak değil toplumsal olarak da onaylandığı bir ortam yaratmak aslında. Çünkü suç cezalandırılmadıkça toplumsal meşruiyet alanı içinde kalmaya devam ediyor ve Emel'in de bahsettiği gibi sürekli devreden bir bakiye olarak hayatımızda yer almaya devam ediyor. Özellikle 2016 sonrasında OHAL sürecinde siyah transporterlarla insan kaçırma vakalarını zorla kaybetme vakalarının çok benzer 90'larda yaşandığı biçimle aynı örüntülerle tekrar gündeme gelmesi, yine sokağa çıkma yasakları sırasında yeni savaş tekniklerinin, saldırı tekniklerinin bu kadar pervasızca hayata geçirebilmesi aslında 90'ların bu suç bakiyesinin, suç rejiminin sürekliliğini de ortaya koyuyor. Dolayısıyla zaman aşımını hukuki bağlam içinde tartışırken ve ona karşı mücadele araçlarını düşünürken bu politik işlevleriyle de birlikte düşünmekte fayda var. Biz hukukçuların da böyle bir sorumluluğu var diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de kasten zaman aşımına sürükleme sistematik ve yerleşik bir yargı stratejisi. Bunu biliyoruz. Yargı eliyle Türkiye'de cezasızlığın kurumsallaştırılan kronik ve tarihsel bir olgu olduğu pek çok uluslararası insan hakları örgütü, mahkemeler, mekanizmalar tarafıyla tescillenmiş durumda. Özellikle adli makamların hareketsiz kalmasıyla kasten dosyaları zaman aşımına sürüklemesiyle ceza sorumluluğunu ortadan kaldırıldığı hallerde devletin yaşama hakkını ve işkence yasağını, etkili soruşturma yükümlülüğünü ihlal ettiği hem 80'lerde hem 90'larda Türkiye'de yaşanan ağır insan hakları ile ilgili dosyalarda tescillendi. Bugüne kadar birkaç istisna dışında ilk derece mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere Türkiye'deki yargı düzeneyi zaman aşımı sürelerini bir davanın, bir soruşturmanın, bir adli takibatın devamı önünde mutlak bir engel olarak görüyor. 15. maddeden Emel de bahsetti. 1980 darbesi döneminde işlenen kitlesel ve yaygın işkence, yargısız infaz ve zorla kaybetme suçlarıyla ilgili
2010 referandumunda anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasından sonra çok sayıda başvuru yapılmıştı. Çok güçlü bir hukuki aktivizm örülmüştü. Ve bunlar sonuçsuz kalınca da Anayasa Mahkemesi önüne gidilmişti. Bu başvuruların bir kısmında 80'li yıllarda suç duyurusunda bulunmuştu. Ve soruşturmalar zaman aşımına uğramıştı. Bir kısmında ise bu dönemde hiç bir suç duyurusunda bulunulmamıştı. Ve ilk kez geçici 15. maddenin yani işte darbe sonrası Milli Güvenlik Konseyi ve onun dönemindeki hükümetlerin eylem ve tasarrufları ve o dönemki kamu görevlilerinin eylem ve tasarruflarını yargısal bağışıklık getiren düzenlemenin kaldırılmasının ardından kitlesel suç duyurularında bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi bu suçlarla ilgili bu ilgili düzenlemenin kaldırılmasını soruşturmaları yeniden canlandırmayacağına karar verdi. Yani aslında şunu demiş oldu. Geçici 15. madde yürürlükteyken de bu 30 yıllık süreçte de bu suçların soruşturulması önünde hiçbir engel yoktu. Yani kamu görevlilerinin işledikleri kişisel suçlarla ilgili mağdurlar bu dönemde de yargıya pekala başvurabilirlerdi. Ama biz 12 Eylül'ün şimdi yakın zamandaki yıl dönümü vesilesiyle ve müthiş bir emekle hayata geçirilen Bellek Müzesi'nin yaptığı özellikle hukuki süreçlerle ilgili araştırmasından bir kez daha gördük ki bu dönemde yaşanan işkence altında ölümlerle ilgili bir elin parmaklarına geçmeyecek kişiye karşı dava açıldı. Çok az cezalar verildi ve bu cezalarda zaten infaz edilmedi çoğunlukla. Yani hukuki yollara başvurmak konusunda bir engel olmadığı argümanı aslında yargının bu argümanı gerçekçi değil. Kaldı ki burada böyle bir engel eğer yok idiyse bunları doğrudan soruşturma yükümlülüğü altında olan adli makamlar içinde böyle bir engel olmadığı pekala ileri sürülebilir. Nitekim 12 Eylül davası sürerken çok doğru bir kararla Ankara Başsavcılığı bu dönemdeki yaşanan infaz, yargısı infaz ve işkence gibi suçlarla ilgili şikayetleri Türkiye'nin her yerindeki savcılıklara iletmişti ve demişti ki kamu görevlilerinin faili olduğu işkence ve yaşam hakkı ihlallerinde zaman aşımı ve af hükümleri uygulanmamalı. Ama Yargıtay da Anayasa Mahkemesi ile aynı yorumu benimsedi ve bu 15. maddenin sanıkların işlediği iddia edilen bütün bu suçlar için bir yargı dokunulmazlığı getirmediğine karar verdi. Dramatik bir şekilde aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de 2020 yılında verdiği bir kararla 1980 döneminde işkenceye maruz kalan bir öğretmenin yaptığı başvuruda bu argümanı kabul etti ve geçici 15. maddenin yürürlükten kaldırılmasının yeni bir soruşturmayı yükümlülüğünü canlandırmadığına karar verdi. Fakat bu kritik başvuruda çok önemli bir şey var. Bu başvuruda hükümetin, devletin sunduğu bu argümanlara karşı bir cevap verilmemişti. Herhangi bir argüman üretilmemişti başvurucu adına ve ne yazık ki bu kadar dramatik sonuçlar doğuran ve 1980 darbesi dönemindeki bütün ağır insan hakları ihlallerinin üstüne örtülmesine yol açan böyle bir dosyada bir mücadele alanı boş bırakılmıştı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de birebir devletin argümanlarını kabul etti. İşte benim bu sunumla aslında amaçladığım hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda devletin ve yargının bu cezasızlık üreten argümanlarına karşı hukukun nasıl bir stratejik araç olarak kullanılabileceğini, bu mücadelede nasıl karşı argümanlar üretilebileceğine dair birkaç noktaya değinmek. Çok fazla hukuki ayrıntıya boğulmadan. Geçen hafta hepimiz tanık olduk. Madımak'ta yakılarak öldürülen 33 yazar ve sanatçının aydının davasına zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşürülmesine karar verildi ve Yargıtay bu kararın da gerekçesini oluşturacak ve Türkiye'deki yakın tarihteki bütün bunun gibi katliamların ve pogromların akıbetini belirleyecek bir yorumu izliyor. O da şu, insanlığa karşı suçlar, hepimiz bunu konuşuyoruz, Madımak vesilesiyle, dosyanın kapatılması vesilesiyle tekrar gündeme geldi, zamansız suçlar, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmaz argümanı. Fakat bu insanlığa karşı suçları düzenleyen bizim ceza kanunundaki 77. madde 1 Haziran 2005'te yürürlüğe girdi ve dolayısıyla bu yasağın kanunun yürürlük tarihinden önce işlenen Türkiye'nin yakın tarihindeki bütün bu ağır insan hakları ihlallerine, insanlığa karşı suçlara
uygulanamayacağını söylüyor Türkiye'deki yargı makamları. Hukuki güvenlik ilkesi, ki bu hukuki güvenlik ilkesi dediğimiz şeyin nasıl aslında failler için bir güvence oluşturduğunu da görüyoruz. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi gibi bir takım ilkelerinin bunun geçmişe yönelik uygulanması önünde engel oluşturduğunu söylüyor. Yakın zaman önce yine zaman aşımı nedeniyle kapatılan 1980'de zorla kaybedilen Cemil Kırbayır'ın dosyasında da Yargıtay bu argümana dayandı ki hepimiz hatırlıyoruz 2010'larda dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Berfu Kırbayır ile Berfu Ana ile görüşmüştü ve söz vermişti bu davanın takipçisi olacağına dair ve o dönemde meclis komisyonunda Kırbayır'ın gözaltında işkencede de kaybedildiğini tespit ederek dosyayı Kars savcılığına göndermişti tekrar. Yargıtay, yani bu dosyada da aynı argüman uygulandı ve dolayısıyla bugüne kadar 1980'de ve 1990'lı yıllarda OHAL altında işlenen tüm işkence, zorla kaybetme, yargısız infaz, köy yakma gibi ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili de yargının tavrının benzer olacağı çok açık. Nitekim bu dosyaların da pek çoğu kapatıldı yakın zamanda. Yine iki gün önce ölümünün yıl dönümü olan Musa Anter dosyası ve onunla birleştirilen Ayten Öztürk cinayeti dosyası 30 yıllık zaman aşımında olması nedeniyle düştü. Vartinis davası yine Hakikat Hafıza Merkezi'nin takip ettiği yakından bir dava. Bu açıdan yargı politikasını çok net bir şekilde ortaya koyan tipik bir cezasızlık dosyası. 1993'te Muş'un Vartinis köyünde yakılarak öldürülen aynı aileden 9 kişinin adalet arayışının 30. yılında Yargıtay beraat kararını tam 5 yıl dosya önünde bekletildikten sonra bozmuştu ve dönemin ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti. Fakat bugün bu dosyanın yani bu katliamın asli faili olan Karaoğlu hala firari, hala hakkında bir yakalama kararı çıkarılıyor ve Ekim ayında bu dosya da zaman aşımına giriyor. Yine 30 Eylül'de Ankara JITEM dosyası, çok sayıda kamu görevlisinin zorla kaybedildiği dosya zaman aşımına giriyor ve mahkeme ısrarla bu dosyada beraat kararının gerekçesini açıklamıyor. Zaman aşımına doğru ilerleniyor. Burada Türkiye'de yargının ısrarla gündemine girmeyen ama aslında bu dosyalarda karşı hukuki strateji belirlenirken yeterince de üzerinde durulmadığını düşündüğüm birkaç argümandan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Birincisi bu insanlığa karşı suçlar söz konusu olduğunda zaman aşımı ne zaman işlendiğinden bağımsız olarak zaman aşımı uygulanmayacağı kuralı. Uluslararası hukukta artık insanlığa karşı suçların zaman aşımına hükümlerine tabi olmayacağı yönünde bir genel bir uzlaşı var. Ve biz yani Madımak katliamının da 80 darbesi sonrasında gözaltında sistematik işkence ve zorla kaybetmelerinde 90'larda Kürt coğrafyasında işlenen ağır ihlallerin hepsinin aslında belirli bir şablonu izleyen planlı ve sistematik bir devlet politikasının bir parçası olduğunu, dolayısıyla insanlığa karşı suç oluşturduğunu ortaya koymak mümkün. Bu insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağı kuralı hem pek çok uluslararası ceza mahkemesinin statüsünde ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran, son daimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsünün 29. maddesinde düzenleniyor. Hem bu alanda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi bünyesinde iki önemli sözleşme var. Buna çok ayrıntılı olarak girmiyorum. Birazdan bahsedecek muhtemelen. Bunun dışında pek çok ülkenin yargısı, Avrupa ve Latin Amerika'da ulusal mahkemeler zaman aşımı hükümlerinin insanlığa karşı suçlarda ve savaş suçlarında uygulanmayacağına dair ve bunun emredici bir kural olduğunu söyleyen kararlar vermiş durumda. Aslında bunun arkasında şöyle bir mantık var. Sadece bir bireyi değil, bütün insanlığı hedef alan evrensel suçların zaman ve mekan fark etmeksizin cezalandırılabilir olması gerekir. Türkiye bu bahsettiğim sözleşmelere taraf değil ve bu da hükümetin argümanlarından biri ama bu kuralın artık bir uluslararası hukukta bir teamül kuralına yani bütün devletleri bağlayan bir dolayısıyla Türkiye'yi de bağlayan bir kural haline geldiği argümanı önemli bir argüman. Türkiye açısından bağlayıcı olduğuna şüphe bulunmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da özellikle bu kararlar 2. Dünya Savaşı sonrasında burada işlenen insanlığa karşı suçların
yargılanmasıyla ilgili önüne gelen başvurularda verdiği kararlar mahkemenin, bu insanlığa karşı suçların zaman aşımına tabi olmayacağı kuralının ta 1945 yılında aslında geçerli bir kural olduğunu, dolayısıyla yani 1980 ve sonrasında Türkiye'de yaşanan bütün insanlığa karşı suçlar için de bu kuralın uygulanması gerektiğini ileri sürmek mümkün. Burada şöyle bir mantık var aslında. 1980 yılında insanlığa karşı suç işleyen bir kişi, uluslararası hukuka göre bunun zaman aşımına uğramayacağını, tabi olmayacağını ve insanlığa karşı suç olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla burada hukuki güvenlik ilkesini ya da suçta ve cezada kanunilik ilkesini ihlal edildiği ileri sürülemez. Bir başka argüman yine bu mücadelede kullanılabilecek. Uluslararası hukukta bir suç düzenlenmiş olmasına rağmen zaman aşımı kurallarının düzenlenmemiş olması, bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Estonya'ya karşı verdiği bir kararda vurguladığı bir nokta. Zaman aşımı hükümlerinin olmaması o suçlara zaman aşımının uygulanmayacağı anlamına gelir. Bunu tabii ki yani hukuki olarak bu argümanları daha da geliştirmek, derinleştirmek mümkün. Dolayısıyla bu temelde sadece 2005 yılından sonra değil, geçmişte işlenen tüm insanlığa karşı suçlar bakımından Türkiye'de de yargılamanın önünde zaman aşımı bir engel oluşturmadığını güçlü argümanlarla hem yargı önünde hem kamuoyunun önünde işlemek önemli. Ağır insan hakları ihlalleri için zaman aşımının uygulanmayacağına ilişkin de çok sayıda uluslararası belge var. Pek çok içtihat var. Avrupa Konseyi'nin, işte Birleşmiş Milletler'in, özellikle uluslararası insan hakları hukukunun ihlalleri ve ağır insan hakları ihlalleri mağdurlarının tazminat ve onarım hakkına ilişkin ilkelerinde ağır insan hakları ihlalleri için zaman aşımı kurallarının mutlak şekilde uygulanmaması gerektiği, yine işkence vakalarında zaman aşımı kurallarının mutlak uygulanmaması gerektiğiyle ilgili. Kaldı ki dediğim gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye karşı hem 80'lerde hem de 90'larda yaşanan bütün bu ihlaller için etkili soruşturma yürütülmediğini tespit ettiği ve aslında bu zaman aşımı kurallarının kasten zaman aşımına sürüklemenin failler için fiili bir cezasızlık yarattığını söylediği kararları var. Bir başka önemli argüman Cemil Kırbayır'ın dosyasında Kars Ağır Ceza Mahkemesi'nin çok yerinde bir kararla söylediği gibi zaman aşımı süreleri etkili başvuru yolları işlemez olduğu süre boyunca durmalıdır ve bunlar etkili hale geldikten sonra tekrar işlemelidir. Yani bu aslında şuna dayanıyor. Mağdurlar için yargısal yollara başvurmak fiilen imkansızsa bu yolların etkisiz olduğu dönemler boyunca zaman aşımı kuralları işletilmemelidir. Özellikle de baskı, tehdit, sindirme ile mağdurların adalet arayışının engellendiği askeri diktatörlük, silahlı çatışma, savaş gibi istisnai koşullarda yargısal yollar işlemez kabul edilmeli. Yine 1980 askeri darbe dönemi ve sonrasında Türkiye lehine yapılan pek çok başvuruda o dönemde etkili bir ceza adaleti sistemi olmadığı, mağdurların misilleme korkusu ve tehditler nedeniyle hukuk yollarına başvurmasının fiilen imkansız olduğunu ve cezasızlığın bu dönemde bir yargı politikası, yargısal direnç yoluyla inşa edilen bir olgu olduğu açıkça tespit edildi. Dolayısıyla bugün bu yıllar boyunca biraz önce bahsettiğim 80 darbesi sonrasında da 90'lı yıllarda da yıllarca bu dosyaların sürüncemede bırakılmış olması ve hukuk yollarının işlemediğini çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu da önemli bir argüman. Zaman aşımı hükümlerinin askıya alınması gerektiği ve ancak mağdurlar bakımından tekrar hukuk yolları işler hale geldikten sonra işlemeye başlaması gerektiği argümanı. Zorla kaybetme suçu yönünden özgün bir zaman aşımı uygulaması var. Vaktimi aştım mı? Tamam. 10 yıllarca süren adalet mücadeleleriyle artık uluslararası hukukta kabul edilmiş belirli ilkeler var. Bunlardan biri de zorla kaybetme dediğimiz suçun, ki Türkiye'de iç hukukta Emel'in de söylediği gibi bir suç olarak düzenlenmiyor bu ama zaman aşımının normalde suç işlendikten sonra zaman aşımı kuralları işlemeye başlarken zorla kaybetme suçu devam eden bir suç olduğu için kayıp kişinin bedeni bulunamadığı sürece bu suç her an, her gün yeniden işlenir ve dolayısıyla zaman aşımı süreleri de
Ancak kayıp kişinin bedeni bulunduktan sonra işlemeye başlayabilir argümanı. Dolayısıyla her gün bu zaman aşımının kesildiği argümanı. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin hani insan haklarına uygunluk denetimi yapan en üst merci zorla kaybetmeyle ilgili önüne gelen başvurularda bu suçun özgün yanını kabul etmiyor. Çünkü bunu söylemek demek suç devam ediyor, zaman aşımına uğramaz demek. 40 yıl geçse de gerçeği, hakikati açığa çıkarmak zorundasın ve kayıpları bulmakla yükümlüsün demek. Bunu elbette söylemek güç bu coğrafyada. Fakat zorla kaybetmenin sistematik bir devlet politikası olarak uygulandığı başka coğrafyalarda, Latin Amerika'da pek çok devlete karşı verilmiş, yine Latin Amerika'da Amerika Arası İnsan Hakları Mahkemesi kararları bunu çok açıkça söylüyor. Ve son olarak hakikat hakkı, belki daha sonra tek bu geliştirmeye, yani üzerinde durmaya fırsat olur. Mağdurların ve mağdur yakınlarının ve bütün toplumun ağır insan hakları ihlallerinin sebeplerini ve koşullarını öğrenme hakkını ifade ediyor hakikat hakkı. Aynı zamanda faillerin kimliğini de öğrenme hakkını. Bu da yine uluslararası mekanizmalar önünde tanınmış bir hak. Zaten zorla kaybetme suçunun bu devam eden niteliği ve bu suç bakımından zaman aşımının mutlak bir şekilde uygulanamayacak kuralının altında da bu yatıyor. Çünkü bu suçun esas amacı hakikati örtbas etmek, hakikati bilme hakkını işlevsiz kılmak. Bitiriyorum. Bütün bu argümanlar aslında, hani şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de böyle bir yargı var mı ki bütün bu hukuki argümanları, ilkeleri, normları kabul ettirebileceğimiz? Elbette bunların uygulanması güç ilişkilerine bağlı. Nihayetinde neyin uygulanabilir bir hukuki güce sahip olduğunu belirlemek bir iktidar meselesi. Ama aynı zamanda bu güç mücadelesinde verili hukuku aşan adalet taleplerinin, adalet arayışının dönüştürücü bir gücü de var muhakkak. Bunun en somut örneği Türkiye'de cumartesi anneleri. Dolayısıyla adalet mücadelesini hukukla sınırlamadan ama hukuku bu adalet arayışının stratejik araçlarından biri olarak, bir enstrümanı olarak kullanmak önemli. Yeni müdahale biçimleri üzerine, yeni hukuki ittifaklar üzerine düşünmek ve bugün artık hukuk eliyle tahakküm politikası, uygulanan bu tahakküm politikasına karşı hukuku adalet arayışını bir kaldırıcı olarak sınırlı da olsa nasıl kullanabiliriz? Karşı stratejileri nasıl örgütleyebiliriz? Bunu düşünmek önemli çünkü cezasızlığa karşı mücadele de dahil olmak üzere insan hakları mücadelesi biraz da bu. Verili hukuk zeminini ve verili haklar rejimini hem iç hukukta hem uluslararası alanda bunun zeminini dönüştürmek, geliştirmek, bunu zorlamak ve dönüştürmek. Bunun üzerine de hep birlikte düşünme fırsatı tekrar verdiği için Hafıza Merkezi'ne tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, vaktimi umarım çok aşmamışımdır. Sorun değil, bir şekilde dengeleriz. Çok teşekkürler Hülya. Sorularımız olacak belki ikinci etapta. Şimdi sözü sevgili Saniye Karakaş'a vereceğiz. Bize online ortamda bağlanacak. Kısaca Saniye'yi tanıtmak isterim tanımayanlar için. Saniye hukukçu, 2000'li yılların başında Diyarbakır'da ceza ve insan hakları hukuku alanında avukat olarak çalıştı. Uzun yıllardır Londra'da yaşıyor. Londra Birkbeck Kolej'den insan hakları alanında yüksek lisans yaparak ayrıldıktan sonra Kürt İnsan Hakları Projesi'nde hukuk uzmanı olarak çalıştı. Ve Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün eş direktörü olduğu İnsan Hakları Davalarına Destek Projesi'nin çalışmalarına hali hazırda destek veriyor. Uluslararası Devlet Suçları İnisiyatifi'nde araştırmacı ve dayanıştığımız meslektaşlarımızdan biri. Saniye, sözü size verirken hem size hem Serdar'a süremizin 20 dakika olarak kullanabileceğimizi de söylemek isterim. Bir sonraki turdaki soruları da ona göre zamanlama yaparak almış ve cevaplamış oluruz. Buyurun. Teşekkür ederim Emel. Bu değerli toplantıya davet ettiğiniz için. Bu sunumda daha çok biraz kısaca zaman aşımı konusunda uluslararası mevzuata değinip
genel olarak cezasızlığın mağdurlar üzerindeki etkisine detaylı olarak değinmek istiyorum. Tekrar olmaması bakımından zaten söz edeceğim birçok şeyi sen ve Hülya ifade ettiniz. O yüzden o kısmı biraz hızlıca geçeceğim. Türkiye'deki pratikler kısmı, dediğim gibi biraz uluslararası mevzuat ne diyor bu konuda, ona değineceğim hızlıca. Bununla ilgili şöyle, zaman aşımının devletlerin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçları soruşturma ve failleri cezalandırma yükümlülüğüne aykırı bir düzenleme olduğu ve bu nedenle de bu tür suçlara uygulanmayacağı uluslararası hukukta teamül haline gelmiş. Bununla ilgili olarak uluslararası düzeydeki sözleşmelerden biri Birleşmiş Milletler Savaş Suçları ve İnsanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair sözleşme. Bu sözleşmenin birinci maddesi şöyle diyor: İşlendiği ülkenin iç hukukuna göre ihlal oluşturmayan fiiller olarak kabul edilseler bile, ister savaş zamanında isterse barış zamanında işlenmiş olsun, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, soykırım ve apartheid gibi gayri insani eylemler bakımından zaman aşımı süresinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna benzer başka sözleşmeler de var. Detaylara girmeyeceğim. Biri 1974 tarihli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair Avrupa Sözleşmesi. Bu sözleşme de insanlığa karşı işlenmiş suçların koşturmasında zaman sınırının bulunmayacağını belirtiyor. Bir diğeri de Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 29. maddesi. Mahkemenin yargı yetkisine içine giren suçlar, yani soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu bu herhangi bir yasa sınırlamasına konu olamaz diyor. Onun haricinde işte 2006 tarihinde kabul edilen, Hülya da söz etti, ağır insan hakları, uluslararası insan hakları hukuk ihlalleri ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri mağdurların çözüm ve tazminat hakkına dair temel prensiplerde de zaman aşımları uluslararası hukuk nezdinde suç teşkil eden ağır insan hakları hukuku ihlalleri ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri için geçerli olamaz diyor. Bunun haricinde zaman aşımının bu tür suçlara uygulanıp uygulanmayacağı sorunu da Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında ele alınıyor. Mesela Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi zaman aşımının ve afları bir devletin soruşturma, kovuşturma ve sorumluları cezalandırma ve mağdurlara tazminat sağlama görevinden vazgeçmek için kullanılmayacak yöntemler olarak belirliyor. Önemli bir kararında şöyle diyor: Almonacid Arellano Şili davasında Şili'de yaygın olarak kullanılan, yaygın bir politika olarak uygulanan zorla kaybetmeyi insanlığa karşı suç olarak nitelendiriyor ve zorla kaybetme suçunun af yasalarına ya da zaman aşımına tabi tutulmayacağına ve ortadan kaldırılmayacağına hükmediyor. Bir de çarpıcı olarak demin tartıştık, örnek olması açısından şunu belirtmekte fayda görüyorum. Mahkeme şunu belirtiyor: Şili devletin BM savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair sözleşmeyi onaylamadığını, ancak insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının uygulanmayacağı kuralının bu sözleşmeyle konulan bir kural olmadığını, ama sözleşmeyle tanınan genel uluslararası bir hukuk normu olduğunu belirtiyor. Ve bu nedenle de Şili devletinin bu zorunlu kurala uymakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Bir diğer kararda Barrios Altos Peru davasında yine mahkeme afların ve zaman aşımının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Çünkü bunların amacının ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların soruşturmasını ve cezalandırmasını engellemeyi amaçladığını ileri sürüyor. Bir diğer kararda da Baldo Garcia yine Peru davasında ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturmaları ve bu ihlallerin faillerinin cezalandırılmasını engelleme amacını taşıyan af yasalarının zaman aşımı veya diğer kuralların uluslararası insan hakları hukukunca teminatı altına alınan vazgeçilmez nitelikteki hakları etkilediği için kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağını birçok kararında dile getiriyor.
Mesela Varnava ve diğerleri Türkiye davasında mahkeme birçok uluslararası sözleşmeye, bildirgeye atıfta bulunarak insanlığa karşı suçların soruşturulmasına zaman sınırlamasının söz konusu olamayacağı sonucuna varıyor. Yine bu ahim tespitini işkence suçuyla ilgili verdiği birçok kararda, mesela Tayland, Türkiye, Abdülsemet Yaman davasında ya da Batı ve diğerleri gibi kararlarda tekrar ediyor ve işkence suçlarında cezanın ertelenemeyeceğini, zaman aşımına uğratılamayacağını, ayrıca bu suçlar için af çıkarılamayacağını vurguluyor. Uluslararası hukuk bu konuda net. Ama Türkiye'deki zaten uygulamalarla ilgili örnekler verdiniz. Sadece şuna kısaca değinmek istiyorum. Türkiye'de bu suçlar TCK'nın eski TCK hükümleri altına sokulduğu için zaman aşımı kararları veriliyor. Eski TCK'da işte yargısız infazlarla ilgili, cinayetlerle ilgili zaman aşımı süresi 20 yıl. Soruşturma aşamasında kaldıysa 20 yıl. 20 yıldan sonra düşürülüyor. Herhangi bir işlem, koruşturma ile ilgili bir işlem yapılmadıysa. Ama diyelim ki savcı koruşturma önünde bir girişimde bulunduysa, mesela yakalama emri çıkardıysa ya da bir şüpheliği ifade vermeye çağırdıysa, bu sürenin üzerine bir 10 yıl daha ekleniyor ve bu tür suçlar 10 yıl süre sonra düşüyor. Yakın zamandaki örneklerden gördüğümüz gibi 90'lı yıllarda işlenen suçlar düşürüldü, çoğu düşürüldü ya da düşürmeye devam ediliyor. Bunu burada bırakıyorum. Biraz zaman aşımının sonucunda meydana gelen cezasızlık kültürünün mağdurlar üzerindeki etkisinden konuşmak istiyorum. Ve bunu şunun için yapmak istiyorum. Cezasızlık ile ilgili yapılan çalışmalarda cezasızlığın mağdurların günlük hayatı üzerindeki etkilerini de göz önünde alınarak yapılması gerektiğini düşündüğüm için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Cezasının genel anlamdaki sonuçları şu, siz de ifade ettiniz biraz. Soruşturma ve dava açılmasını engelliyor, faillerin cezasız kalmasına yol açıyor, cezanın caydırıcı etkisini ortadan kaldırdığı için faillere suçları işlemeye devam etmeleri için mesaj veriyor ve bu tür suçların süreklileşmesine neden oluyor. Genel olarak hakikatlerin ortaya çıkmasına, mağdurların adalete ulaşmalarına engel oluyor. Bu suçların unutulmasına, toplumsal hafızadan silinmesine yol açıyor. Ve bu yüzden geçmişle yüzleşme önünde bir engel oluşturuyor. Aynı zamanda mağdurların günlük yaşamlarında nihai ve acı verici etkiler yaratıyor ve iyileşmelerini engelliyor. Yani cezasızlık bir nevi mağdurların onurlarına, insanlıklarına karşı yeni bir saldırı niteliğini taşıyor. Mağdurların acılarını süreklileştiriyor ve tekrar tekrar mağduriyet yaşamalarına neden oluyor. Bunu mağdurlar daha iyi ifade edebilirlerdi ama benim yaptığım çalışmalar ve uluslararası diğer ülkelerdeki örneklerle karşılaştırarak birkaç örnek vermek istiyorum. Psikolojik etkilerden mesela nasıl etkiler oluyor? Mesela Şili'de mağdurlarla yapılan araştırmalarda mağdurlarda korku, endişe duygusu, devletin, toplumun, siyasetçilerin davranışlarından dolayı bir kafa karışıklığı, tiksinti ve utanç duygusu ve hakikat uzlaşma dönemlerinde terk edilmişlik ve çaresizlik duygusu gözlemleniyor. Eski Yugoslavya ülkelerinde mağdurlarla yapılan araştırmalarda genelde öfke, kızgınlık, sıkıntı, bunlar cezasızlığın etkileri, cezasızlığın mağdurlar üzerindeki etkileri, öfke, kızgınlık, sıkıntı, hayatın anlamını yitirme, demoralizasyon, yaşamın anlamını yitirmesi, intikam, adaletsizlik duygusu, çaresizlik, karamsarlık, korku ve yaşamları üzerindeki kontrolün kaybı gibi duygular gözlemleniyor. Türkiye'de benim de birçok mağdurla yaptığım görüşmelerde şu duygular ifade edildi. Çaresizlik, karamsarlık, güvensizlik ve dışlanma hissi, travmanın belli olaylarla yeniden canlanması, hayal kırıklığı gibi. Mesela Lice davasında mağdurların yakınlarından biri mağdurların failin tutuklanması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine yaşadığı acı ve hayal kırıklığını şu şekilde ifade etmişti. Onun sözleriyle okumak istiyorum. İzmir'deki mahkemeden Eşref Hatipoğlu'nun tutuklanmasını defalarca istedik ama mahkeme reddetti.
Birçok insanı öldürmesine rağmen her zaman özgürdü. İzmir'de trafikte çıkan kavgada birisini yaralayınca gözaltına alındı. Hakime bu şahsın 35 sivili öldürdüğünü, birçok ev ve iş yerini yaktığını söyledim. Ama bir gün bile gözaltına alınmadı. Trafikte yaşanan kavga sırasında birini ayağından vurdu ve gözaltına alındı. Bunun nedeni bizim Kürt olmamız mı? Eğer Kürt olmasaydık hapse atılırdı. Bir diğer mağdur da şöyle ifade ediyor yaşadığı hayal kırıklığını. Hukuka güvenmek istiyorduk ama şu anda umutsuzum. Eğer bana bir şey olursa nereye gidebilirim? Hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir yere şikayet edemiyorum. Bu farklı bir duygu. Fail 26 yıldır normal hayatına devam ediyor ama bizim hayatımız alt üst oldu. Bu aynı zamanda hukuka, adalete güven duygusunun yitirilmesi, duygusunun dışa vurumu. Bununla ilgili diğer ülkelerde de benzer gözlemlerde bulunmuş. Şili'de mesela, Arjantin'de, Brezilya, Guatemala ve bazı Afrika ülkelerinde faillere tanınan aflar mağdurların adalete olan güvenlerini sarstı. Ve Şili örneğinde mesela şu şekilde ifade ediliyor. Cezasızlığın adı uzlaşmaydı şeklinde ifade ediliyor. Türkiye'de de mağdurlar duruşmalarda hakim ve savcıların faillerin lehine davranmaları, mesela ek soruşturma mahkemelerin reddetmesi, delillerin toplanması taleplerini reddetmeleri, failleri duruşmaya getirmemeleri veya faillerin olmadığı bir zamanda duruşmaya getirip faillerin ifadelerini almaları, mağdurlarla onları bir araya getirmekten kaçınmaları gibi pratiklerin kendilerini çaresiz, değersiz hissetmelerine ve kendilerinde güvensizlik, öfke ve acı duymalarına neden olduğunu ve bu durumun da Kürt olmalarından kaynaklandığını ve bu durumda bu nedenle de ayrımcılığa uğradıklarını ve dışlandıklarını ifade ettiler. Bir de bütün mağdurlarda gözlemlenen şöyle bir durum var. Sürekli bir yas hali var. Genellikle zorla kaybetme davalarında. Bu konuda ben uzman değilim ama insan haklarına maruz kalmış mağdurlarda çalışma yapan Şili'deki bir doktor şöyle ifade ediyor bunu. Cezasızlık ortamında gerçeğin inkar edilmesi gerçekliğin bir kanıtının artık var olmadığı anlamına gelir. Böylelikle gerçek ve bilgi olarak algılanan şey belirsiz, çelişkili ve değişken bir hale gelir. Bu da psikopatolojik belirsizlik ve kaygı mekanizmalarını yol açarak açık ve devam eden bir yara oluşmasına neden olur diye ifade ediyor. Mesela zorla kaybetme durumunda cezasızlık, belirsizlik ve gerçeğin yokluğu nedeniyle kaybeden kişinin aile üyelerinde sevdiklerinin yasını tam anlamıyla tutamamaları anlamına geliyor. Kayıplarıyla ilgili belirsizlik, sevdiklerinin olası ölümü konusundaki streslerini ve acılarını artırıyor. Diğer yandan ailenin kaybedilen kişinin hayatta olduğu ve bir gün geri döneceğine dair sürekli umut taşıyor ve bu durum kaybı kabullenmelerini de daha çok zorlaştırıyor ve ayrıca bir acı duymalarına neden oluyor. Diğer ülkelerde mesela zorla kaybetmelerde mağdurların yaşadığı duygulara örnek olarak şu pratikler örnek olarak veriliyor. Bazı aile üyeleri evden çıktıklarında, her evden çıktıklarında kayıp yakınlar için masaya mesaj bırakıyorlar. Bazı durumlarda bu durum kaybolmanın ardından 10 yıla kadar devam ediyor. Mesela Arjantin'de başka bir uygulama, mumyalama denilen, yani zorla kaybetme mağdurlarının yatak odalarının kaybolma anında olduğu gibi muhafaza edildiği durum yaygınlaşmış. Kuzey İrlanda'da da 1998'de görüşülen bazı aileler benzer şekilde mağdurların 1980'lerin başında ortadan kaybolmalarına rağmen mağdurların odalarını temizlemediklerini belirtmişler. Buna benzer bir durum hepiniz biliyorsunuzdur. Türkiye'de Berfo Kırbayır'ın oğlu Cemil Kırbayır'ın bir gün dönerse diye 33 yıl boyunca kapısını kilitlememesi, evi tanıyabilsin diye evinin duvarlarını boyamaması var. Kayıp yapımlarının yaşadığı diğer bir duygu da sürekli faillerle karşılaşma korkusu ya da yakınlarıyla karşılaşma umudu herhangi bir yerde. Mesela Arjantin'de mağdurlardan biri bunu şu şekilde ifade ediyor. Metroya bindiğimde hep yanımda oturan kişinin oğlumun suikastçısı olabileceğini düşünüyorum.
Türkiye'deki cumartesi annelerin kayıp yakınlarından biri de benzer şekilde bu duyguyu şu şekilde ifade etmişti bana. Kaybolma kavramını açıklamak zordur. Sokaktaki herkesin yüzüne bakıyorsunuz. Ellerini, yürüyüşünü ve diğer hareketlerini sevdiğinize benzetirsiniz ve onu takip edersiniz. En sevdiği yemeği hatırladığınız an yemeği bırakırsınız. Mutluluğunuz her zaman eksik kalır ve özel günlerinizin tadını çıkaramazsınız. Bir yandan da dışarıdayken sürekli faillerin yanında olduğunuzu hissediyorsunuz. Failin sizinle aynı otobüste, aynı vapurda olabileceğini hissediyorsunuz. Bu duygu çok rahatsız edecek. Başka güncel örneklerden mesela sürekli yas durumuna, diğer örnekte Roboski mağdurlarının yaşadığı yas hali, sürekli yas hali örnek gösterilebilir. Roboski mağdurlarından birinin ifade ettiği gibi artık hani Roboski'de düğün töreninin düzenlenmediği, kadınların sürekli siyah giydiği bir durum, sürekli bir yas hali devam ediyor. Kult davasındaki yakınlardan biri de bunu şu şekilde ifade etmişti. İnsanların yakınlarının kemikleri, cesetleri bile yok. Mezarları da yok. Gidip dua edebileceğimiz bir mezarımız yok. Ağrıyı en çok bayramlarda hissederiz. Bayramda insanlar ölen yakınlarının mezarlarına dua ediyorlar. Ama bizde yok. Ya bunlarla ilgili örnekler fazlalaştırılabilir. Başka tabii ki cezasızlığın başka etkileri de var. Mesela ekonomik etkilerinden söz edilebilir. Mesela zorla köylerinden göç ettirilen insanların metropollerde yaşadıkları durumlar, onlara ve diğer insan hakları ihlalleri mağdurlarına adil bir onarım sağlanmadığı için yaşadıkları güçlükler, göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları zorluklar, ayrımcılık ya da ekonomik zorluklar, bunlar da örnek verilebilir. İşte bu tür nedenlerden dolayı mağdurların günlük hayatları üzerindeki cezasızın bu etkilerinden dolayı Şili'de mağdurlarla çalışan doktor ismi Paz Rojas Belza, kalıcı cezasızın nihai etkilerinin mağdurlara uygulanan işkenceyle eşit veya daha kötü olduğunu öne sürmüş ve cezasızlığı şöyle tanımlıyor. Cezasızın bildiğiniz gibi üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok ama bu daha çok mağdurlar üzerindeki etkisini göz önüne alınarak yapılan bir tanım cezasızlığın. Bence çok önemli. Cezasızlık mağdurlarda acı, kayıp, yas ve çaresizlik gibi travmatik sonuçlar yaratan ve temel insani değerlere saldıran, inanç ve ilkeleri yok eden ve insanlığın zaman içinde yavaş yavaş oluşturduğu norm ve kuralları değiştiren bir şiddet biçimidir. Bu nedenle ben cezasızlıkla ilgili yapılan çalışmalara mağdurlar üzerindeki etkisini de katılarak yapılması düşüncesindeyim. Bu farklı şekillerde olabilir. Mağdurlar üzerindeki etkisinin şiddetin sadece işkence ya da diğer şiddetin değil de bir de cezasızlığın ayrı bir şiddet türü olduğu ileri sürülebilir kanaatindeyim. Şimdilik burada bırakıyorum. Zaman sınırı var diye. Daha sonra tartışma bölümünde soru cevap kısmında tartışırız tekrar. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler Saniye. Tartışacağımız gerçekten birçok başlık ortaya çıktığı için de teşekkürler. Şimdi sözü sevgili Serdar Tekin'e vereceğim. O da her zaman dayanıştığımız sevgili dostlarımızdan biri. Kısaca Serdar'ı da tanıtayım. Toronto Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktorası yaptı. Kamuoyunda barış bildirisi olarak bilinen bildiriyi imzaladığı için Ege Üniversitesi Felsefe Bölümündeki görevinden KHK ile ihraç edildi. Birçok alanda yazılmış makaleleri ve yayınlanmış eserleri var. Halen Toplum ve Bilim Dergisi'nin yayın kurulunda yer alıyor ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda araştırmacı olarak çalışıyor. Serdar bize devletin yükümlülüklerinden azledilememesi meselesinin felsefi boyutları çerçevesinde bir sunum yapacak. Sevgili Serdar, söz sizde. Çok teşekkürler Hülya, Saniye. Çok etkileyici sunumlardı gerçekten. Sesim iyi geliyor mu?
bilgisayar üstünden bağlandığım için önce bir onu teyit edebilirsem rahat rahat devam edeceğim. Gayet iyi Serdar. Çok teşekkürler. Ya şimdi iki hukukçu dinledik ve hukukçuları dinlemek benim açımdan her zaman çok öğretici de oluyor. Emel'in bu sempozyumu açarken söylediği şey bir birlikte düşünme imkanı yaratma amacı gütmüş olması hafıza merkezinin gerçekten çok kıymetli. Çünkü hani bu sempozyumla ilgili bir çalışmaya başladığımda zaman aşım meselesi üstüne hani burada bugün konuşacaklarımın tartmaya, evirip çevirmeye başladığımda benim açımdan muğlak birçok şey olduğunu ve biraz da hayretle fark ettim. Bu zaman aşım meselesi biz hukukçu olmayanlar, faniler için son derece karışık ve anlaşılmaz bir meseleymiş meğer. Yani Emel'in başta söylediği soru ki o soruya geleceğim. Yani zaman aşımı kurallarının bireyler arasındaki suçlara uygulandığı haliyle zaman aşımı kurallarının neden ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda uygulanamayacağına ilişkin bir takım argümanlar geliştirmeye çalışıyoruz hep birlikte. Benim de bu konuda altını çizmek istediğim birkaç şey var. Ama şunun kendisi de başlı başına tekrar ediyorum. Biz hukukçu olmayanlar için hayret verici bir şey. Bireyler arasındaki suçlara niye zaman aşımı kuralları uygulansın ki? Yani zaman aşımı diye bir şey niye var doğrusu. Dolayısıyla aslında hiç yapmayı tasarlamadığım biçimde bu sempozyuma ilişkin hazırlığım beni hukuk ve zaman üstüne düşünmeye de götürdü. Hani biraz buraya ilişkin birkaç notumu paylaşarak belki de başlamak iyi olacak. Şimdi hukukun zamanla ilişkisi ilginç bir ilişki ve tuhaf da bir ilişki. Çünkü bir açıdan baktığımızda ve özellikle de konuştuğumuz şeyler bağlamında yani ağır insan hakları ihlallerinin mağdurların yakınları açısından zaman veya zaman akışı dediğimiz şeyin herhangi bir fiili, bir suçu, bir fiili, bir ihlali, suç ve ihlal olmaktan çıkarması anlaşılabilir bir şey değil. Çünkü zamanın akışı dediğimiz şeyin herhangi bir normatif anlamı yok. Zaman akışı dediğimiz şey dolayısıyla da bir şeyin suç olup olmadığına, ihlal olup olmadığına karar verirken göz önüne alınabilecek bir faktör gibi görünmüyor gerçekten de. Dolayısıyla da hukukun bu normatif boyutundan baktığımızda zaman ve zamanın akışı dediğimiz şey yani konu dışı, ilgisiz, hatta münasebetsiz bir şey gibi görünüyor. Ve böyle hissetmekte, böyle düşünmekte, meseleyi böyle görmekte de bir açıdan son derece haklıyız. Fransız filozof Jean Kelevich'in 1965'te bu Nazi savaş suçlarının zaman aşımına uğraması tartışmaları bağlamında hani böyle bas bas bağırarak söylediği bir şey var. Nasıl olur da üstünden şu veya bu sürenin geçmesi böyle bir suçu suç olmaktan veya soruşturulabilir olmaktan, cezalandırabilir olmaktan çıkarır. Bunun hakikaten sağduyumuz açısından kabulü zor bir yanı var, bu çok kesin. Dolayısıyla zaman aşımı denilen şeyin bir muamma karakteri var. Ama öte yandan, şimdi bu ağır insan hakları ihlalleri vesaire bahsini kısaca paranteze alarak düşünürsek, hukukun zamanla ilişkisi asli ve ya özsel bir ilişki aynı zamanda. Neden böyle diye sorduğumda benim verebildiğim kısa yanıt şu. Çünkü aslında zamansallık eylemlerimizin asli veya özsel bir veçesi. Şu anlamda asli veya özsel bir veçesi. Her eylem zamanda gerçekleşiyor. Hani felsefi spekülasyon yaparak söyleyeyim. Zamanda yer almayan bir varlık düşünebiliriz. Mesela Tanrı böyle düşünülür. Yani bunu düşünmekte akılsal olarak herhangi bir çelişki yaşamayız. Zaman dışı bir varlık düşünülebilir ve bu çelişik değildir. Ama zaman dışı bir eylem düşünülemez. Veya zaman dışı bir eylemi düşünme çabası ister istemez çelişik bir duruma bizi götürür. Çünkü eylem dediğimiz şey gerçekleştirilmesiyle, bir süreye yayılmasıyla, başlangıcı ve sonu olmasıyla hep bir öncelik ve sonralık bağıntısı yaratır. Yani zamansallık bağıntısı dışında eylem dediğimiz şeyi düşünemiyoruz. Dolayısıyla da hızla hukuka geliyorum, hukukun zamanla ilgisine geri geliyorum.
Eğer hukuktan beklentimiz, eylemlerimizin normlar aracılığıyla düzenlenmesi ise hukukun bu beklentiyi yerine getirebilmesi ister istemez zamana ilişkin normlar konmasını zorunlu kılıyor. İşte çok basitçe düşünelim. Yani bir kişinin seçimlerde oy kullanma yeterliliğine sahip olabilmesi için resmi doğum tarihinden sonra 18 tam yıl geçmesi gerektiğini mesela kabul ediyoruz. Başvuru sürelerinden bahsediyoruz ve sadece hukuk, sadece devlet, sadece kurumlar alanında da değil. Biz kendi işlerimizi düzenlerken de bu tür normlar, kurallar oluşturarak yol alıyoruz. İşte bir sempozyum düzenlemeye kalktığımızda diyoruz ki şu tarihe kadar gönderilen başvurular değerlendirmeye alınacaktır. O tarihten sonra gönderilen hayır değerlendirmeye almıyoruz. Bildiri aynı bildiri. Yani o bildirinin içeriğinde, değerinde bir şey değişmiyor. Ama belli bir tarihe kadar gönderilmemiş olması bizi sempozyum kapsamına sokmaktan alıkoyuyor. Çünkü bu konuda bir kuralımız var ve kuralımız olmak zorunda. Sonuç. Hukukun yani bu bahsin sonucu. Hukukun eylemlerimizi düzenleme işlevi zamana ilişkin normlar konmasını zorunlu kılıyor ve zaman aşımı kuralları dediğimiz şey de bu tür normlar arasında yer alıyor. Benim hani hukukçu olmayan bir fani olarak bulduğum ilk yanıt bu. Zaman aşımı normları niye var? Zaman aşımı normları var çünkü hukukun zamanı düzenlemekte meşru bir ilgisi çıkarı var. Hukuktan beklediğimiz şeyin yapılmasının bir gereği olarak hukuk zamanına ilişkin normlar koyuyor. Güzel. Ama bu durum, bu kabul, zamana ilişkin normların gerekliliği kabulü yani, zaman aşımı kurallarının ayrıca gerekçelendirilmesi veya ayrıca haklılaştırılması gerekliliğini de elbette ortadan kaldırmıyor. Bir miktar itiraf edeyim ceza hukuku teorisi çalıştım. Buradaki ne diyeyim mesele etrafında düşünürken ve hani hızla da kaçmak isteği uyandırdı bende bu kısa çalışma. Çünkü hani hukukçulara sataşarak bir şey söyleyeceğim. İki hukukçunun olduğu yerde üç görüş vardır derler. Ceza hukuku teorisinde zaman aşımının lehine ileri sürülen argümanlara bakmaya çalıştığımda dehşet verici bir ne diyeyim kalabalık ve argüman bolluğu var. Fakat detaylı ve uzun bir analize girmeden kabaca, çok kabaca bu argümanları iki ana grup halinde sınıflandırmak bana mümkün görünüyor. Bunlardan birincisi ve biraz sonra söyleyeceğim nedenlerle daha geçerli olduğunu düşündüğüm argüman grubu, hukuk tekniğinin rasyonel dayanaklarından hareket ediyor. Ne demek bu? Kabaca şu demek. Şunu söylüyorlar bu tipteki argümanlar veya bu gruptaki argümanlar. Bir yargılama sonsuza dek süremez. Her davanın bir sonu olması gerekir. Hani bunu dediğim gibi benim gibi hukukçu olmayanların anlayacağı bir... Çünkü ben böyle anladım. Yani okuduğum şeyleri nasıl anladıysam öyle anlatmaya çalışıyorum. Bir yargılamanın sonsuza dek süremeyeceği her davanın bir sonu olması gerektiği tezi. Neden böyle? Neden sonsuza kadar süremez? Çünkü aksi takdirde bir sürü sorun ortaya çıkar. Bir kere hukukun toplumsal ilişkileri ve eylemleri öngörülebilir şekilde düzenleme işlevi sekteye uğrar. Zamanın geçmesine bağlı olarak argümanlardan biri ve çok ciddi anlamda argümanlardan biri tanıklar ve kanıtlar ulaşılabilir olmaktan çıkmaya başlar. Tanıklar ve kanıt elbette bu ağır insan hakları ihlallerinde bunun tam tersi geçerli. Zamanın geçmesi tanıkların ve kanıtların, yeni tanıkların ve kanıtların ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir faktör. Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda. Ama ağır insan hakları ihlallerinde değil de hukukun genel işlevi içindeki zaman aşımı kurallarını anlamaya çalışmak üzere baktığım bir şeyi aktarıyorum şu an. Bir yandan suçlanan kişiler ömür boyu sanık konumunda kalırlar, sanık konumundan çıkamazlar ve haklarında bir hüküm tesis edilmeksizin ila nihaya kendilerini savunmak zorunda bırakılmış olurlar. Dolayısıyla hukuk tekniği deniyor. Her davanın şu ya da bu şekilde bir nihayete ermesini sağlayacak şekilde iş görmelidir. Bir karar verilebiliyorsa ne ala, beraatse beraat, mahkumiyetse mahkumiyet ama karar verilemiyorsa da zaman aşımı. Dolayısıyla zaman aşımı kuralları hukukun bu finaliteyi, bu bir nihayete erme gerekliliğini yerine getirmesinin yollarından biri. Hukuk, ceza hukuku teorisi içinde. İkinci argüman hattı veya ikinci argüman grubu ise daha ziyade şöyle bir akıl yürütmeye dayanıyor. Cezalandırma pratiği
mahiyetine ilişkin bir tez var burada. Ceza niye vardır sorusuna bir yanıt var. Yanıt şu, toplumsal düzenin korunması için vardır. Yani suç toplumsal ilişkilerde bir bozulma yaratır ve ceza da hukuken örgütlenmiş toplumun diyelim kendini onarmasını ve korumasını sağlar. Dolayısıyla ceza denilen şey veya ceza dediğimiz şey cezalandırma pratiği toplumsal yarara hizmet eden bir şeydir. Bir toplumsal faydası vardır tezi. Öte yandan ama bu argüman devam ediyor. Deniyor ki zamanın akışı yani suçun üzerinden uzun bir sürenin geçmesi bu yararı ortadan kaldıran bir durum yaratır. Diğer bir deyişle yani gecikmiş adaletin adalet olmaması sözünden ilhamla diyebiliriz. Gecikmiş ceza yararsız cezadır diyorlar. Dolayısıyla bu bakış açısına göre de zaman aşımının esasını toplumsal faydanın, cezalandırmanın toplumsal faydasının ortadan kalkması oluşturuyor. Şimdi bu argümanlar zaman aşımı lehindeki argümanlar. Bunlar genel argümanlar. Yani bir içtihattaki teknik hukuki argümanlar değil. Onların arka planını oluşturan genel teorik argümanlar olarak bunlara baktığımızda. Bunlar ağır insan hakları ihlallerine uygulanabilirler mi? İki şey söyleyeceğim. Yani bir kısa cevap hayır uygulanamazlar. Ama bu argümanlar aynı zamanda ceza hukukunda işte Emel'in ifadesi de bireyler arasındaki normal suçlar diyebileceğimiz suçlarda zaman aşımı kurallarının neden var olduğuna ilişkin en azından biz fanilere, hukukçu olmayanlara bir takım rasyonel dayanaklar gösteriyorlar. Bir takım rasyonel dayanaklara işaret ediyorlar. Fakat her iki argüman grubu da zaman aşımı kurallarının mutlak veya koşulsuz bir statüye sahip olması gerektiğine işaret etmekten veya bu konuda ikna edici bir zemin sunmaktan son derece uzak. Neden son derece uzak? Bu toplumsal fayda argümanından başlayalım. Yani çok kısaca birkaç şey söyleyeceğim bununla ilgili. Diyebiliriz ki cezalandırma pratiğinin elbette bir toplumsal faydası olabilir. Ve bazı durumlarda bu faydanın ortadan kalkması zaman aşımı kurallarının uygulanması için yeterli bir gerekçe de oluşturabilir. Ama meselenin özü bu değildir. Sadece ağır insan hakları ihlalleri konusunda değil, bireyler arasındaki ilişkilerde de, suçlarda da meselenin özü bu değildir. Çünkü cezanın esası toplumsal fayda değildir diyebiliriz. Ve deniyor da. Cezanın esası toplumsal fayda değildir. Peki nedir cezanın esası? Cezanın esası adalettir. Suç bir hakkın çiğnenmesi anlamına gelir ve adalet bu fiilin karşılıksız kalmamasını gerektirir. Dolayısıyla fiilin üstünden zaman geçmiş olması, adaletin yerine getirilmemiş olduğu ve yerine getirilmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Bir genel argüman, toplumsal fayda argümanına karşı adalet argümanı. Bana kalırsa hukuk tekniğinin öngörülebilirlik sağlaması ve dolayısıyla aslında her davanın bir sonu olması gerektiği yönündeki argüman dizisi, toplumsal fayda argümanına göre daha geniş bir geçerlik zeminine sahip. Ama burada da özellikle ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zaman aşımı kurallarının rasyonel dayanaklarıyla somut sonuçları arasında büyük bir dengesizlik veya orantısızlık ortaya çıkıyor. Dolayısıyla zaman aşımına karşı düzenlemeler veya belli suçların işte uluslararası çekirdek suçlar diye de adlandırılan soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırganlık suçlarının zaman aşımı kurallarının dışında tutulmasının arkasında yatan temel nedenlerden biri bu olarak da görünüyor bana. Burada bu suç zaman aşımı kurallarının yarattığı veya yaratma potansiyeli taşıdığı sonuçlar. Yani mağdurların adalet arayışının yanıtsız kalması, sonuçsuz kalması, faillerin cezasız kalması türündeki sonuçlar zaman aşımı kurallarının nispi geçerlilik alanıyla nispeten makul bulabileceğimiz rasyonel dayanaklarıyla tartıldığında çok ciddi bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Şimdi burada yani bugünkü sunumda özellikle tartışmaya açmak istediğim şöyle bir noktada tarif etmeye çalıştım kendimce. Ve burada biraz bir kolektif özne olarak biz diliyle konuşacağım. Biz derken insan hakları savunucularını kastediyorum. Şimdi biz zaman aşımı kurallarına yönelik eleştiri ve itirazlarımızda ister istemez ve haklı olarak
büyük ölçüde mağdurlara ve faillere odaklanan bir perspektif içinden bakıyoruz meseleye. Bunun yanlış olduğunu zinhar düşünüyor değilim. Aksine doğru bir perspektif bu. Elbette doğru bir perspektif. Fakat aynı zamanda bazı bakımlardan da eksik bir perspektif gibi görünüyor bana. Neden eksik bir perspektif? Çünkü zaman aşımı kuralları sadece mağdurlar ve failler açısından sonuç üretmiyorlar. Failler ve mağdurlar açısından elbette çok sonuç üretiyorlar, muazzam sonuçlar üretiyorlar, dehşet sonuçlar üretiyorlar. Ama sadece onlar açısından sonuç üretmiyorlar. Tekrar edeyim, failler açısından cezasızlık sonucunu üretiyorlar. Doğru, bunu görüyoruz ve bununla mücadele ediyoruz. Bu perspektifimizin merkezinde duruyor. Mağdurlar ve mağdur yakınları açısından adalet arayışının sonuçsuz kalmasına yol açıyor zaman aşımı kuralları. Bunu görüyoruz, buna karşı mücadele ediyoruz ve bu da perspektifimizin merkezinde duruyor. Ama zaman aşımı kuralları aynı zamanda devlet açısından da sonuç üretiyorlar. Ve çok enteresan bir sonuç üretiyorlar. Devlet zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla yükümlülüklerinden azledilmiş oluyor. Şimdi, bence sormamız gereken bir soru ve etrafında çeşitli argümanların örülebileceği bir soru. Devlet, modern hukuk devletini anlıyorsak devletten, yükümlülüklerinden, özellikle de ağır insan hakları ihlalleri konusundaki yükümlülüklerinden azledilebilir mi? Şimdi burada bu zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla ortaya çıkan bu yükümlülükten azledilme durumunda üstelik bir de yetki ve yükümlülük ilişkisini tepe taklak eden, ters yüz eden bir tablo da var. Ne kastediyorum? Şöyle bir şey kastediyorum. Zaman aşımı kurallarının uygulanması teknik olarak devletin cezalandırma yetkisinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Zaman aşımı uygulandığında devletin cezalandırma yetkisi son buluyor. O fiille ilgili veya o iddia ile ilgili olarak. Ama dikkat edelim veya şunu soralım. Devlet yetkili olduğu için mi yükümlüdür? Yoksa yükümlü olduğu için mi yetkilidir? Yani bir yetkisi var devletin ve o yetkilere sahip olduğu için mi ona bir takım yükümlülükler atfedilmiş, yüklenmiş durumda? Yoksa devletin yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklerin altına sokulmuş olduğu için o yükümlülükleri yerine getirmek üzere mi bir takım yetkileri var? Şimdi hukuk devleti mantığı içinde, hukuk devleti teorisi içinde veya çerçevesinde bu sorunun açık ve tek bir yanıtı var. Yükümlülük yetkiden önce gelir. Devlet yetkili olduğu için yükümlü değildir. Aksine yükümlü olduğu için yetkilidir. Yani yükümlülük yetkinin temeli veya varlık nedenidir. Bir yükümlülük olduğu için o yükümlülüğün yerine getirilmesini mümkün kılan yetkiler tesis edilir. Hukuk devleti dediğimiz şeyin mantığı ve kurumsallığı bu şekilde ne diyeyim normatif olarak yapılandırılmıştır. İşte suçun cezalandırılması yükümlülüğünü varsaymadan cezalandırma yetkisini tarif edemezsiniz mesela. Dolayısıyla ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda zaman aşımı yoluyla devletin cezalandırma yetkisinin ortadan kaldırılması, devletin bu ihlallerle ilgili yükümlülüklerinden soyundurulabileceği, bu yükümlülüklerinden azledilebileceği varsayımına dayanıyor aynı zamanda. Ve bu hem bir hukuki varsayım olarak hem bir siyasi varsayım olarak bence argüman haznemizi genişleterek hedef almamız gereken noktalardan biri. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi ve sadece hukuk kuramı açısından da değil, sağduyumuz açısından da burada aslında son derece saçma bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yetki yükümlülük ilişkisinin ters yüz edilmesi konusunda. Çünkü bir yükümlülüğün şu veya bu nedenle yerine getirilmemiş olması, yükümlülüğün sona ermesi için bir gerekçe teşkil edemez. Üstelik ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda hukuk devleti açısından kurucu mahiyetteki yükümlülüklerden bahsediyoruz. Yani bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle de ortadan kalkması gibi sağduyumuz açısından da kabul edilebilir olmayan, zinhar kabul edilebilir olmayan bir tablo var burada. Şimdi son olarak bir şey söyleyip sözü bırakacağım. Altını çizmeye çalıştığım şey, devlet aktörlerinin cezasızlığı teşvik ve himaye eden pratikleriyle ilgili değil. Bundan daha genel
ve daha asli bir ilkesel sorunu belki de tartışmaya çalışıyorum. Hatta belki şöyle söylemek de mümkün. Şunu da çünkü varsayabiliriz. Bir devlet, değil mi? Yani veya bir devletin kamu görevlileri, elbette Türkiye'den bahsetmiyoruz ama faillerin ortaya çıkarılması ve cezalandırılması için ellerinden gelen her şeyi yapmış ama yine de başarısızlığa uğramış olabilirler. Neden olabilirler? Çünkü insan yapımı, insan eliyle tesis edilmiş kurumlardan bahsediyoruz. Ve insan eliyle tesis edilmiş kurumlar adaleti mutlak olarak garanti edemezler. Garanti edebilecekleri şey adalete erişilmesi konusunda çaba göstermektir. Bunun koşullarını teminat altına almaktır vesaire vesaire. Ama nihayetinde adalete erişileceği konusunda hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir güç, hiçbirimize bir bireysel vakayla ilgili olarak bir teminatta bulunamaz. Neden bulunamaz? Çünkü etkin çaba her zaman sonuç vermeyebilir. İşte söz konusu kanıtlar yeterli değildir, sağlam tanıklık yoktur vesaire vesaire. Şimdi devlet, şunu söylemeye çalışıyorum dolayısıyla, devlet bu durumlarda da yükümlülüğünden arz edilemez. Azledilemez. Ağır insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda özellikle. Çünkü bugün konuşmayan tanıklar yarın bir gün konuşmaya karar verebilirler. Bugün ulaşılamayan kanıtlar yarın bir gün ortaya çıkabilirler. Adalet arayışının kendisini açık tutmak, burada zaman aşımı kurallarının uygulanmasıyla ve devletin yükümlülüğünden azledilmesiyle yapılan şeylerden bir tanesi bizzat adalet arayışını imkansız kılmak veya bunun önünü kapatma yönündeki ne diyelim bir sonuç ortaya çıkarma. Dolayısıyla cezasızlığın kasti olarak himaye edilmediği, amaçlanmadığı durumlarda dahi örneğin işte Fülya'nın konuşmasındaydı değil mi? Şey örneği. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin etkin soruşturma yapılmadığını tespit ettiği durumlarda zaman aşımı sürelerinin uygulanmaması kararı. Etkin soruşturma yapılmış olsaydı zaman aşımı süresi makul müydü? Hani biraz bu tür bir soruyu sormak. Biraz bu tür bir sorunun işaret ettiği devletin, modern hukuk devletinin yükümlülüklerinden hangi koşullarda azledilemeyeceği ve asla azledilemeyeceği konusunun üstüne gitmek ve eğer mümkünse bu mağdurlar ve faillere ilişkin bakış açımıza eklenecek bir üçüncü unsur olarak bu devletin yükümlülüklerinin altını çizmeye çalıştığım için eğer mümkünse diye şimdi söyleyeceğim şeyi de tek vurgulamak istiyorum. Bu konuda hikayeler örebilmek. Şimdi mağdurlara ve faillere ilişkin bakış açımızın, kamusal sözümüzün çok büyük bir gücü var. Gerçek hikayelere, tanıklıklara, anlatılara dayanıyor. Yani Hülya'nın argümanların, hukuki argümanların mücadeledeki önemine dair yaptığı vurguyu biraz genişleterek, hukuki değil, siyasi ve felsefi argümanların mücadelemizdeki rolü ve önemi ve bu argümanları kuşatan, bu argümanların dokusunu oluşturan, bu argümanların iletilebilirliğine muazzam bir katkı yapan hikayeler, anlatılar. Şimdi failler ve mağdurlar söz konusu olduğunda güçlü anlatılara sahibiz ve o nedenle bu perspektifin kendisi devletin yükümlülüklerine ilişkin argümanlara göre çok daha iletilebilir bir nitelik taşıyor. Ama devletin yükümlülüklerine ilişkin elbette bu tür bir deneyimden beslenmediği için bu türde bir güç, bu türde bir etki taşımasa dahi anlatısal bir dokuyu, mücadele retoriğimizin, mücadele stratejimizin, mücadele ufkumuzun, eleştiri ufkumuzun her neyse parçası haline getirebildiğimiz ölçüde bu konuda da ne diyelim, çünkü her mücadele ister istemez bir hegemonya boyutu da taşır. Devletin yükümlülüklerinden azledilemeyeceği fikrini sadece bir hukuki argüman olarak değil, onun ötesinde bir siyasi sözün temel mesajlarından biri haline getirebilirsek bence önemli bir şey yapmış oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Serdar çok teşekkürler. Gerçekten ilginç bir tartışma başlatacağını sanıyorum söylediklerinin. Şimdi sözü sevgili Yeşim Yaprak Yıldız'a vereceğim. Yine onu tanıtarak izninizle.
Yeşim akademik çalışmalarının yanı sıra yerel ve uluslararası birçok insan hakları kuruluşunda çalıştı. ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu. Doktorasını da Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde. Türkiye'de 1990'lı yıllarda Kürtlere yönelik devlet şiddeti faillerinin itirafları ve itiraf, hakikat ve sorumluluk arasındaki ilişkiyle ilgili yazdığı tezle aldı. Halen Goldsmiths Londra Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Devlet şiddeti, failler ve geçiş dönemi adaletiyle ilgili alanlarda çalışmayı sürdürüyor. Yeşim de bize aslında bugün mağdurun ve failin farklı zamansallıkları merkezli bir sunum yapacak. Çok teşekkürler Emel. Ben de teşekkür ederek başlamak isterim. Emel'e, Noemi'ye, toplantıda emeği geçen herkese, diğer konuşmacılara ve sizlere tabii. Şimdi tabii son konuşmacı olunca ister istemez önceki konuşmacıların söyledikleriyle örtüşen çok taraf olacak söylediklerimin. Özellikle Serdar Bey'in. Ben de çünkü biraz daha bu zamansallık kavramına bakarak zaman aşımı uygulamasını değerlendirmek istiyorum. Şimdi yani Türkiye'de ağır insan hakları ihlalleriyle ilgili davalarda zaman aşımı uygulaması genellikle bir cezasızlık ya da örtülü af olarak tartışılır. Bu tabii benim de özünde katıldığım bir değerlendirme. Ancak ben bu sunumda zaman aşımı uygulamasının diğer cezasızlık pratiklerinden nasıl bir farkı olduğunu ve ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakılmış kişilerin ve bu şiddetin faillerinin farklı zamansallıkları üzerinden bunu nasıl değerlendirebileceğimizi tartışmaya çalışacağım. Şimdi zamansallık kavramından ne kastediyorum? Bu aslında çok basit bir ifadeyle kişinin zamanla veya geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkiyle kurduğu ilişki aslında. Şimdi ben bu ilişkinin şiddetin failleri ve mağdurları için ya da daha genel bir ifadeyle söylersek egemen devlet ve devlet şiddetine maruz bırakılmış gruplar için farklı olduğunu ve bu farklılığı zaman aşımı uygulaması üzerinden çok daha net görebileceğimizi düşünüyorum. Emel de başlangıçtaki yani açılışta söylediği gibi şimdi Türkiye'deki cezasızlık pratiklerini bir repertuar olarak düşünmek mümkün. Ve cezasızlığı tabii sadece hukuki süreçler üzerinden değil de hak ihlallerinin işlenmesini mümkün kılan en başta ayrımcı, dışlayıcı ve ırkçı pratiklerden tutun da işte soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde adaletin yerini bulmasını imkansızlaştıran pratiklere kadar uzanan böyle geniş bir yelpaze şeklinde düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bir suçun daha şikayet konusu bile olamamasını sağlayan gündelik pratikler de aslında cezasızlık uygulamasının bir parçası. İşte bu geniş repertuar içinde hangi cezasızlık uygulamasının devreye konacağı Türkiye'de neredeyse bence tamamen konjonktürel bir pratik bir konu. Çünkü asli amaç aslında suçun inkarı. Dolayısıyla bir davada en pratik cezasızlık yöntemi zaman aşımı ise o uygulanır. Bu mümkün değilse zaten işte sıklıkla yapıldığı gibi birçok davada bugün konuştuğumuz failler delil yetersizliğinden beraat ettirilir. Ancak bu nihai amaçtaki ortaklık zaman aşımı kavramının diğerlerinden niteliksel olarak farklı olduğu gerçeğini değiştirmiyor ya da bunu görmememiz anlamına gelmiyor. Ben zaman aşımı uygulamasının diğer cezasızlık pratiklerinden temelde kaynağı ve yol açtığı etkiler bakımından ayrıştığını düşünüyorum. Ve bunu dediğim gibi adalet ve zaman ya da Serdar Bey'in de yaptığı gibi hukuk ve zaman arasındaki ilişkiyi tartışarak anlamak istiyorum. Şimdi başta dediğim şeye döneyim. İşte failin ve mağdurun zamansallıklarının farklı olduğunu söyledim. Peki nedir bu farklılık? Nedir bunları farklı kılan? Şimdi kişinin bedensel bütünlüğünü hedefleyen birçok suç örneğinde, cinayet gibi, failin ve mağdurun zamanı, deneyimleme biçimi birbirinden kaçınılmaz olarak farklıdır. Mağdur ya da işte kurban giden, mesela bir cinayete kurban giden kişi ya da onların yakınlarının hayatı faile kıyasla geri döndürülemeyecek bir şekilde dönüşür. Ancak bu farklılık tabii ki bizim bugün konuştuğumuz sistematik ve yaygın ağır insan hakları ihlalleri, insanlık suçları için tabii ki çok daha farklı. Suçun sistematikliği, kolektifliği ve aslında süre giden bir şey olması nedeniyle temelde.
Şimdi insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı uygulamasının tarihsel olarak en etkili eleştirilerinden birini Serdar Bey'in de referans verdiği Fransız Yahudi düşünür Vladimir Yankelevich yapmıştı. Almanya'da o dönem işte 1965 yılında mevcut yasalar nedeniyle Nazi suçlarının zaman aşımına uğrama durumu vardı. 20 yıllık zaman aşımı. Ve bu sadece Almanya'da değil bütün dünyada bu zaman aşımı konusuyla ilgili aslında yoğun bir tartışma başlattı. Yankelevich'in Fransa'da bir gazeteye gönderdiği mektupta suçun ve yapılan kötülüğün üzerinden belirli bir zaman geçmesinin bu suçu ya da kötülüğü ortadan kaldırmaya yetip yetmediğini soruyor. Yani işte, diyor ki işte 20 yıl boyunca bağışlanamaz olan bir suç nasıl olur da 21. yılında ya da 20. yıldan bir gün sonra bağışlanabilir bir hale gelir ya da unutulabilir bir hale gelir? Zaman bütün suçları iyileştirir mi diye sorar. Bu soruya cevap vermek için tabii dünyadaki başka örneklere gitmemize bence gerek yok aslında. Türkiye'deki örnekler insanlığa karşı suçlarda zamanın, bırakın suçun ağırlığını hafifletmek ya da onu iyileştirmek, aksine onu daha da katmanlandıran, çeşitlendiren bir etken olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bunun nedeni yani konuştuğumuz gibi suçun, bildiğimiz gibi suçun niteliği, suçun ağırlığı. Söz konusu olan sadece bir kişinin beden bütünlüğüne yönelik şiddet değil, geride kalanların yas tutmasının ve hak ve hakikat arayışının engellenmesi, faillerin hatta kahramanlaştırılmalarıyla, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleriyle uygulanan şiddet, yani şiddetin aslında her an güncel tutulması. Bu suçlardaki amaç hiçbir zaman çünkü tek tek kişileri yok etmek tabii ki yani tek tek kişileri yok etmek olmuyor aslında. Çünkü işte yapılanlar üzerinden ait oldukları gruba, o halka, o ideolojiye belki, o politik gruba bir mesaj vermek nihayetinde. Yani hem suçun niteliği hem sonuçları, sadece suçun niteliği açısından değil, sonuçları bakımından da kolektif suçlardan bahsediyoruz. İşte bu tür nedenlerle bir kişinin kaçırılmış, işkence görmüş, öldürülmüş ve kaybedilmiş olması tek başına geride kalanların geçmişini, bugününü ve geleceğini kontrol ve baskı altına alan, yani aslında ipotek altına alan bir ihlaller zinciri yaratıyor. Failler hatta bulunmuş ve cezalandırılmış olsalardı bile, kayıp ya da faili meçhul yakınlarının hayatları geri dönülemez şekillerde dönüşüyor. Ancak Türkiye'de buna hem suçun hem mağdurun da inkara eşlik ediyor. Yani bu tür suçların ısrarlı bir şekilde inkarı Türkiye'de. Dünyada aslında birçok benzer örnekten ya da bizim geçiş dönemi adaletiyle ilgili konuştuğumuz birçok örnekten ayıran şey. Türkiye'deki durumu anlamak için o yüzden zaman aşımı kavramını kaçınılmaz olarak zaten cezasızlıkla ilgili tartışıyoruz ama aynı zamanda inkarla birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu tür suçlarda zaman aşımının hukuki savunusunda, yani uluslararası hukukta işte zaman aşımı uygulaması kaldırılmadan önce en azından, suçlar teslim edilse bile hukuki nedenlerle işte zaman aşımı savunusunun yapıldığı örnekler var. Hülya'nın da bahsettiği, işte mesela hukuki güvenlik ilkesi, Türkiye'de hala işte kullanılan, delillerin inandırıcılığının, erişilebilirliğinin azalması vesaire gibi. Yankelevich'in o bahsettiğim yazısında Nazi suçlarının zaman aşımına uğrama ihtimaliyle ilgili hakimlerin mesela işte zaman içinde delillerin güvenilirliğinin ve erişilebilirliğinin azalacağı argümanına karşı aslında zamanın yeni yeni ortaya çıkan tanıklıklarla nasıl daha da görünür hale geldiğini söylüyor. Yani suçun nasıl daha da görünür hale geldiğini söylüyor. Bu insanlığa karşı bütün işte, suçlar için, insanlığa karşı işlenmiş bütün suçlar için böyle. 1990'lardan bu yana akan zaman, ortaya çıkan tanıklıklarla, toplu mezarlarla, faillerin itiraflarıyla, işte benzer vakaların ortaya çıkan bilgisiyle suçun aslında ne kadar ağır, ne kadar derin ve ne kadar kurucu olduğunu bize tekrar tekrar gösteriyor. Bu tür hukuki gerekçelerin yanı sıra bir de geçmişe perde çekmenin, gelecek nesiller ve toplumsal istikrar için önemli olduğu gibi savlar ileri sürülüyordu. Almanya'da yapılan böyle bir şeydi. Diğer gerekçelerin yanı sıra. Ya Türkiye'de söz konusu olan bu bile değil tabii. Karşımızda zaman aşımını bu hukuki nedenlerle aslında, yani biçimsel olarak hukuki referanslar var ama aslında bu nedenle uygulamaya koyan bir ülke yok.
Zaman aşımı gerekçelerinde ne suçun, ne failin, ne delillerin, ne mağdurun tartışmasına yer var. Yine Serdar Bey'in söylediği gibi yani devlet aslında karar verme yetkisini bırakıyor, reddediyor ya da gerekçelendirme yükümlülüğünü reddediyor. Türkiye'de zaman aşımı konusu biçimsel olarak hukuki bir gerekçe gibi sunulsa da aslında işlenen suçun bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Yani zaman aşımı kararları faili meçhul cinayetlerin, zorla kayıpların bir uzantısı aslında. Suçun adının bile konmadığı, tanınmadığı, inkar edildiği, mağdurların, tanıkların yok sayıldığı ve hatta daha fazla şiddete maruz bırakıldığı total bir devlet şiddetinden bahsettiğimiz için bu böyle. Bu suçların en başta işlenmesini olanak kılan siyasi düzen hala egemen. Kürtlere yönelik hem fiziksel hem yapısal şiddet hala farklı şekillerde devam ediyor. Dolayısıyla geçmişte yaşanmış ağır hak ihlallerinde cezasızlık sadece hakikat ve adalet taleplerini karşılamamakla kalmıyor. Aynı zamanda hem kayıp hem ya da işte faili meçhul ailelerinin bugünlerini ve geleceklerini onlardan çalıyor. Onların başka bir gelecek ihtimalini yok ediyor. Yani kısacası geçmişte işlenen bu suçlar bütün ağırlığıyla yaşamaya devam ediyor demek istediğim. Geçmişin hayaleti bugünü de geleceği de kuşatmış durumda. Ve haliyle akan zaman bırakın yarayı kapatmayı, yaranın aslında bize ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Şimdi zaman aşımına bu perspektiften baktığımızda bu uygulamanın sadece geçmişte işlenen bir suçun cezasız bırakılması ya da örtülü affı değil de dediğim gibi hani nasıl yeni bir suç olduğunu bize gösteriyor. Delil yetersizliğine dayanarak verilen beraat kararlarına baktığımızda işte ne görüyoruz? Faili onaylayan, tanığın ifadesini hatta mevcut aslında bütün delilleri yok sayan bir cezasızlık yaklaşımı varken zaman aşımına dayalı cezasızlık örneklerinde topyekün bir yok sayma var. Yani az önce dediğim gibi yani davayı karara bile bağlamıyor aslında. Sadece tamamen işte mağduru, suçu, geride kalanları aslında tamamen yok sayan bir uygulama. İşte bu suç, cezasızlık ve inkar döngüsü içinde bu zaman aşımı kararları aslında failin zamansallığını onaylıyor. Buradan failin zamansallığından ne kastettiğime geleyim. Şimdi zaman aşımı kavramını bir yerde modern devletlerin zaman anlayışından kaynaklandığını iddia etmek mümkün. Bununla ne demek istediğimi yine Nazi zulmünden kaçmış filozoflar Walter Benjamin ve Vladimir Yankelevich'e dayanarak aktarabilirim. Benjamin tarih üstüne tezler çalışmasında modern devletlerin modern hukukun dayandığı pozitivist ve evrimci tarih anlayışının ve onun dayandığı ilerleme fikrinin çok radikal bir eleştirisini yapar. Ve bu anlayışa göre devletin egemenliği ve zaferleri bir süreklilik ve ilerleme üzerinden düşünülürken bu anlatıyı tehdit eden olaylar bir kırılma, kaza ya da olağanüstü hal olarak kurulur. Yani ulus devletin tarihi bir kahramanlık anlatısı olarak kurulurken bu tarihteki baskı, şiddet, katliamlar ve hatta ayaklanmalar, direnişler bir kırılma gibi düşünülüp tarihin dışına itilir. Aslında ya da bu tarihi onaylayacak bir şekilde yeniden kurulur. Türkiye örneğine bakarsak Kürt Savaşı terörle mücadele ve devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne bir saldırıya karşı meşru bir mücadele olarak işte kurulurken Cumhuriyet boyunca yani bu 100 yıldır Kürtlere yönelik ayrımcılık, şiddet ve savaş boyunca işlenen savaş suçları ise sakıncalı anlatılar olarak kurulup yok edilmeye çalışılıyor. İşte Dersim katliamını düşünün, işte bir iflah olmaz bir halkın uygarlaştırılması, işte kanun tanımazlığın bastırılması olarak kuruluyor bu egemen anlatıda. Tabii bu ezilenlerin tarihini yok saymakla olmuyor her zaman, yani her zaman sadece inkarlı olmuyor. Türkiye'de tabii bunun çok örneği yok ama geçmiş suçları, katliamları, soykırımları onları böyle radikal öğelerinden ayırarak hatırlama yolu ile de mesela hatırlamak da bu uygulamanın bir parçası aslında. Geçmişiyle kısmen yüzleşmiş ülkelerde aslında yapılan bu. Yani o tarih tamamen yok sayılmıyor ama arındırılarak, zararsızlaştırılarak egemen anlatıya eklemleniyor.
AKP'nin bundan işte bir 10-15 yıl önce aslında o da benzer bir şey yapmaya çalışıyordu. İşte 1980 darbesiyle ya da Dersim katliamıyla hesaplaşıyormuş gibi görünerek aslında yine tarihi, geçmişi kendi siyasi amaçları için işte nasıl araçsallaştırdığını gördük. Yani 2010 anayasa referandumu, darbe davası bunun örneklerinden. Ancak tabii ki ne darbenin yok ettiği onlarca insanın ne yarattığı sistemi sorguladı bu süreç. Egemenin tarih anlayışında geçmiş dolayısıyla sadece araçsal bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bu ilerlemeci tarih anlayışına göre geçmiş, bugün, gelecek, ardışık. Geçmiş yaşanmış, bitmiştir. Geçmişte yaşanan her şey de aslında bugüne ve geleceğe hizmet eden anlardır bir yerde. Benjamin'in de Yankelevich'in de söylediği bu tür bir tarih anlayışının kazananların ve egemenlerin tarihi olduğu, onların çıkarına, onların lehine kurulduğu. Yani işte zaman aşım kavramında da kendini gösteren bu anlayış failleri aklıyor ve eylemlerini meşrulaştırıyor ya da. Yani üst düzey, Türkiye'de üst düzey failler böyle nadiren açıklamalarda bulunuyorlar. Zaten davalara gelmiyorlar bile zorunda kalmadıkları sürece. Ama yapılan çoğu açıklamada yaşananlar tabii ki ya tamamen reddedildi ya da işte güvenlik önlemleri terörle mücadele olarak meşrulaştırıldı. O dönemin gereklilikleri olarak sunuldu. O dönem böyle gerekiyordu diyen işte kim aslında bu itiraflarda ya da işte bazı ifşaatlarda da gördüğümüz şey daha kahramanlık performansı ile yapılanlarda gördüğümüz böyle bir şey. Zaman aşımı bu anlamda hem inkarın hem de politik bir unutma talebinin aslında kurumsal olarak onaylanmış hali diyebiliriz. Bu unutma talebi tabii ki sadece devlet düzeyinde gerçekleşmiyor, toplum düzeyinde de gerçekleşiyor. Yani geçmişi hatırlama konusunda zaten herhangi bir çabası olmayan geniş kesimler adına da unutma kararını veriyor aslında bir yerde yargı, devlet. Bu anlamda suçu işleyenin tek başına tetiği çeken fail olmadığını da görüyoruz tekrar. Ve bunların inkarının hatta zaman aşımına uğrayabiliyor olmasının aslında geniş bir nasıl toplumsal suç ortaklığıyla mümkün olduğunu görüyoruz. Yani kısacası egemenin tarihi işte bu felaketleri yok sayan, çeşitli şekillerde inkar eden bir tarihken ve bu perspektife göre geçmiş geçmişte kalmışken mağdurun tarihi geçmişin geçmediği, bugünü ve geleceği belirlemeye devam ettiği bir tarih. Ve bu ikisi uzlaşmaz iki yaklaşımın ürünü. Peki yani adalet ve zaman arasındaki ilişkiyi bu şekilde düşünmek, mağdurun zamansallığı üzerinden düşünmek neyi değiştirir diye düşünürsek. Yani şimdi öncelikle adaleti modern tarih ve hukuk anlatısı üzerinden düşününce karşımıza çıkan o sınırlı adalet anlayışını göstermesi açısından önemli bence. Yani en iyi işleyen hukuk sistemi bile insanlığa karşı suç olarak tanımladığımız bu suçları tazmin edemez. Tarihsel adalet ise yani işte bu mağdurun perspektifinden baktığımız zaman elde edeceğimiz o tarihsel adalet anlayışı ise suçu geçmişte işlenen bir fiil olarak görmez, bugüne uzanan etkilerine de bakar. Yani geçmiş bu anlamda kurtarıcı, devrimci bir rol oynayabilir Benjamin'in dediği gibi. Ya geleceği kurmak, geçmişi kurtarmaktan geçer der Benjamin. Geçmişin hafızası olmadan bir gelecek tahayyülü mümkün değildir. Tabii egemen tarih anlayışına karşı çıkmak sadece alternatif bir tarih anlatısı kurmaktan geçmiyor. Dediğimiz böyle bir şey değil aslında. Onları işte o felaketler, direnişler üzerinden tekrar kurmak değil sadece. Geçmişte işlenen suçları bugünkü uzantılarıyla birlikte düşünmek, hak arayışlarının mesela 90'lardaki hak arayışlarının devamını getirebilmek, geçmişle bugünün ilişkisini bugünün mücadeleleri içinde de kurabilmek ve bu suçların bir daha yaşanmamasını sağlayacak bir toplum tahayyülünün bir parçası olabilmek gibi çok daha geniş bir şeyden bahsediyoruz. Yani 90'ları 2015'ten ayrı tutmamak ve onu aslında mesela ekolojik yıkımdan da ayrı tutmamak, işte kültürel arasında yakılan ormanlardan da ayrı tutmamak. Çünkü bahsettiğimiz hani o devam eden suç derken kastım yani bir Kürt olarak aslında sistematik olarak geri bırakılmış bir coğrafyanın insanı olarak işte ekonomik olarak aslında bütün hayatınızın sosyal anlamda, toplumsal, kültürel anlamda yok edilmiş
Ve işte ayrımcılığın, ırkçılığın her gün gündelik hayatınızda türlü türlüsünü yaşadığınız bir durumdan bahsediyoruz. Yani o devamlılık içinde düşünmenin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani zaman aşımına karşı çıkmak o yüzden sadece cezasızlığa karşı çıkmak değil, devletin işte o geride bırakmak istediği, düşünmek istemediği mağdurun zamanını, mağdur yakınlarının ve bu toplumsal mücadelede olan, bunun için mücadele olan insanların zamanını bütün devrimci potansiyeliyle sürekli yeniden ve yeniden karşısına çıkarmak anlamına geldiğini düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler Yeşim. Şimdi gerçekten bütün sunumlar da son derece ilginç ve tartışılmayı ziyadesiyle hak eden önemli tespitler vardı. Zamanımızın da oldukça daraldığını dikkate alarak şöyle bir yöntem izleyelim mi diye aslında ortak karar verelim isterseniz. 15 dakikamız var bitirmeye. Salondan sorular gelebilir. Belki onları alırız. Bu arada da sunumlar kapsamında eklemek, ilave etmek istediğimiz şeyleri de ilave ederek bir tur daha dönebiliriz. Salondan soru sormak isteyen varsa alabiliriz. Online ortamda bizi dinleyenler de tabii ki sorularını yazabilirler. Arkadaşlarımız iletir ve sorabiliriz. Böylece bir tur daha dönmüş oluruz. Mikrofonu da uzatabiliriz. Merhaba, ağzınıza sağlık hepinizin çok kıymetliydi sunumlar. Ben Hülya Hanım'a bir şey sormak istiyorum aslında. Biraz belki insan hakları felsefesine ilişkin ama bahsederken hem Güney Amerika'daki mahkemeden hem diğer mahkemelerden bu suçlara ilişkin sadece birey değil tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak kabul edilmesi bu suçların buna ilişkin aslında bir şey soracağım. Bu bazı suçların sadece bireye değil tüm insanlığa karşı suçlar olarak kabul edilmesi. Burada nasıl bir felsefi altyapıdan aslında yola çıkılıyor insan hakları felsefesinde? Yani bu suçun insanlığa karşı bir suç olduğunu kabul ederken temel kriterler ne? Ya da yani burada insan mesela bazen insan onuru için de aynı şeyleri söylüyoruz ya işte burada çiğnenen aslında insanlığın onurudur. Tam da aslında bilmiyorum anlatabildim daha şey bir şey soruyorum. Yani insan hakları, hukuku ve felsefeyi belki birleştirici. Yani Berfu Karabayır'ın oğlu kaybolduğunda bunun aynı zamanda işte Amerika'da John'un onurunu da çiğneyen bir şey oldu. Na ilişkin bir şey soruyorum. Yani buna ilişkin belirlenmiş belli kriterler var mı? Bizim o suçun insanlığa karşı bir suç olduğunu tanımlayabilmemiz için. Biraz karışık. Hayır, gayet açık. Soru aslında Hülya ile birlikte diğer arkadaşlarımıza da diye anlıyorum. Dolayısıyla belki evet sırayla. Çok yani hem hukuki olarak hem de elbette yani felsefi kökleri açısından da geniş bir soru ama hukuk içinde bir kere insanlığa karşı suç tanımı benim sunumda bahsetmeye çalıştığım bütün insanlığı aslında evrensel olarak hedef aldığı için zamandan mekandan bağımsız ve tüm devletler eliyle takibinin yapılması ve faillerin cezalandırılması yükümlülüğü doğurduğuna kabul edilen bir suç. Fakat aslında çok sınırlı tanımlanmış bir yapısı var bunun. Yani biz aslında çok biraz da peşin bir hükümle çok hızlıca her suçu yani Türkiye'de de işlenmiş yakın tarihte insanlığa karşı suç olarak tanımlama eğilimindeyiz ama bunun tabii ki bir kanıtlama problemi var. İnsanlığa karşı suç biraz önce yani sevgili Saniye'nin de bahsettiği gibi belirli uluslararası ceza mahkemelerinin statülerinde belirli suçların ancak yaygın, sistematik bir şekilde işlenmesi ve sistemli bir saldırı politikasının
çerçevesinde işlenmesi durumunda insanlığa karşı suç sayılıyor. Yani aslında insan öldürme, kıyım, köleleştirme, sürgün, nüfusun zorla yerinden edilmesi, işte cinsel suçlar, fuhuşa zorlama, belirli bir gruba ya da belirli bir halka yönelik politik, ırksal, milli, etnik, kültürel, cinsiyet nedeniyle işlenen suçlar ve kişilerin zorla kaybedilmesi de aynı şekilde. Bu spesifik suçların, yani aslında her biri tekil bir suç vasfı taşıyan bu suçların ancak yaygın bir şekilde, sistematik bir şekilde ve bir devlet veya örgüt politikasının icrası çerçevesinde, yani bir saldırı olarak kitlesel bir şekilde işlenmesi halinde insanlığa karşı suç kabul ediliyor. O yüzden de bu aynı zamanda hukuken bir kanıtlama meselesi de. Bu suçun bu yaygınlıkta, bu sistematiklikte ve bir politik program çerçevesinde işlendiğini. Burada yani çok ayrıntıya girmeyeceğim ama aslında yani bunları bütün insanlığa karşı işlenmiş kabul edilmesinin altında yatan sebep bir yandan saldırının büyüklüğü, yaygınlığı, kitleselliği ya da kitlesel olmasa bile spesifik, yani çok sınırlı bir gruba hedef alsa bile amacın daha kolektif bir saldırıyı örgütlemek olması. O yüzden yani bu sebeple bir kişiyi sadece ya da sınırlı bir insan grubunu değil, bütün insanlığı hedef alan suçlar olarak tanımlanıyor. Ve tabii ki bu tanımın arkasında da sevgili Serdar'ın da bahsettiği aslında şöyle bir teorik bir temellendirme var. Ne olursa olsun, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, devletin yükümlülüklerinden bu suçlar bakımından soyundurulamayacağı, hatta belirli bir devletin değil, tüm devletlerin kendi yargı yetkisinde eğer bu suçların faillerini, muhtemel faillerini tespit edebiliyorlarsa, evrensel bir yargı yetkisi bunları yargılama yükümlülüğü altında olduk. Dolayısıyla biraz altında bu yatıyor. Yani aslında belirli bir gruba yönelik böyle bir kapsamlı bir saldırı, örgütlü bir saldırı, tüm insanlığa karşı bir saldırıdır gibi bir anlayış. Mülyan çok güzel bir şekilde anlattığı tanıma. Aslında bu biraz insanlığa karşı suç tanımının tarihselliğini göstermesi anlamında da çok önemli. Yani böyle soyut, zaman üstü şeylerden bahsetmiyoruz. Bu aslında belli bir direnişin de sonucu. Yani adı konmamış birçok suç aslında insanlığa karşı suç tanımına girebilir. Ve aslında işte bu kanıt yükümlülüğü dedin ama işte aynı zamanda işte toplumsal direnişin bir parçası, işte ne bileyim kültürel mirasın mesela yok edilmesi, işte hatta işte savaş sırasında cinsel suçlar, bunlar daha ileri zamanlarda aslında dahil edilmiş suç biçimleri ve bu çeşitlenebilir, başka suçlar da girebilir. Dolayısıyla o zaman şeyi de, tarihselliğini de akılda tutmak aslında bu tanımı daha da işte zorlamayı da getiriyor beraberinde bence. Çok doğru. Saniye, Serdar, soruya cevap vermek isterseniz diye düşünüyorum. Ben birkaç şey ekleyeyim. Hülya detaylı olarak anlattı hukuksal çerçeveyi. Uluslararası mahkemelerin öyle bir kriterleri yok diyebiliyorum. Yani var olan insanlığa karşı suç tanımına dayanarak kararlar veriyorlar genelde. Bence de eksik bir tanımlama. Niye insanlar, bir de şu açıdan bakmak lazım. Yani belli bir gruba uygulanıyor ama aynı zamanda diğer toplumlara da bir mesaj veriyor. Korku iklimi yarattığı için bir de o yönün de ele alınması gerektiğini düşünüyorum insanlığa karşı suç kavramı düşünürken. Hani idari bir pratik, yaygın bir pratik belli bir gruba yönelik ama dediğim gibi toplumun diğer kesimleri üzerinde de bir korku uyandırma, aynı şeylerin onların başına gelebileceğini de düşündürttüğü için, o duyguları uyandırdığı için de ayrıca o dediğiniz çerçevede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Mahkemelerin maalesef, mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 90'larda yapılan başvuruların hepsinde Kürtlerle ilgili bu uygulamaların bireysel olmadığı,
idari bir pratik olduğu, Kürtlere karşı sistematik olarak uygulandığı defalarca dile getirildi ama mahkemeye maalesef bu kabul ettirilemedi. Ve insanlığa karşı suç kategorisine sokulmadı bu tür suçlar. Bireysel suçlar kapsamında kaldı. Belki zaman aşımı ile ilgili yapılacak yeni başvurularda bu ileri sürülebilir diye düşünüyorum. Yani o döneme dair bir sürü arşiv var, raporlar var ve zaman aşımı ile ilgili yapılabilecek mesela yeni başvurularda bu ihlallerin insanlığa karşı suç kategorisine sokulması gerektiği bu nedenlerden dolayı ve zaman aşımının uygulanmayacağı şeklinde daha detaylı içtihatlar oluşturulabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Serdar. İnsanlığa karşı suç kategorisinin felsefi arka planında duran şey insanlığın bir kolektif özne olarak tahayyül edilmesi. Ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilmiş bir uzlaşı, bir konvansiyon. Dolayısıyla insanlığın ilkesel ortaklığı fikrine dayanıyor. Yani belli ilkeler etrafında bir müştereklik olarak insanlık fikrine dayanıyor. Bunun elbette çok uzun bir felsefi geçmişi var ama bunun bir pozitif statüye sahip olabilmesini mümkün kılan şey bunun İkinci Dünya Savaşı sonrasında böyle bir siyasi iradenin şekillenmiş olması. Ve insanlığa karşı suçu bireysel suçtan ayıran şey de şu, bu açıdan baktığımızda bu ilkesel müşterekliğe insanların tek tek insanların toplamı olarak insanlık değil. Bir kolektif özne olarak bir arada yaşama, insanlığın, ulusların, devletlerin vesairenin dışında ve üstünde, onları içeren ama onlardan ibaret olmayan bir biçimde insanların müşterek bir arada yaşam kipini zedeleyen eylemler, insanlığa karşı suç olarak tarif edilen eylemler. Hani bireylere karşı suçlar çok ağır olabilirler ama insanlığın müşterek yaşam kipini zedeleyen eylemler haline gelmeyebilirler ve gelmezler de zaten. Onun için işte bireysel ceza yargılamasının konusudurlar. İnsanlığın müşterek yaşam kipini zedeleme, buradaki temel fikir, felsefi arka plandaki temel fikir bu. Öncelikle harika sunumlar için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı ve sürede o kadar daraldı ki kafamda net, spesifik, basit bir soru gibi değil. Şöyle bir iki şey soracağım. Biri daha net Saniye Hanım'a soracağım. İsterseniz oradan başlayayım. Bir, Birleşmiş Milletler'de dediniz sanırım o ülkenin yani o ulus devletin diyelim içtihadında, kararında olmasa bile onun aleyhine olabilecek şekilde de bir hukuki karar alındığından söz ettiniz eğer yanlış anlamadıysam. Yani aleyhine de karar alınabilir o sözleşmeye o ülke dahil olmadıysa bile gibi anladım. Bu nasıl bir açılım getirebilir? İleriye dönük konuda benim de bazı düşüncelerim var ama sadece böyle sormuş olayım. Bu bir. İki, daha komplike olan ise şu. Zaman tabii ki bazı yani suçun bireyselliği konusu var ve bu kanunda da kanunlarda da birçok ülke kanunda da esas olan bir şey. Hani bir suç varsa suçun bireyselliği var. Oysa insanlığa karşı denen suçları işlendiğinde mücerret bir devlet aygıtı bir yapı var ve yapının içinde yani gönüllü taraflarından rütbeli askerine kadar bir konsensus da sağlanabiliyor ve burada tabii ki genellikle sonuçsuz kalıyor. Kısa sürede açılmış yani Nürnberg yargılamalarını düşünürsek belki bir takım şeyler cezalar oluyor ama bu neyi iyileştiriyor? Ne kadar şifa oluyor? Veya Madımak'tan bizden örnek verelim. Madımak'tan alınan ceza Madımak yangınını söndürebiliyor mu? İçimizdeki adalet duygusu tesis olabiliyor mu? Bu tabii hemen yanıtlanamayacak, komplike bir konu. Fakat ben uzadıkça, zaman geçtikçe mesela 24 Nisan süreci Ermeni halkının bugün 8 yaşındaki bir Ermeni çocuğunun ruhundaki yarayı hangi karar iyileştirebilir? Yani suçun bireyselliği ceza esası, mahkemelerin verdiği ceza kavramı. Demek ki belki de ceza kavramından
biraz yönlendirici gibi olacak ama ötesinde bazı kararlar alınması gerekiyor. Bu devletin icra organı olan diyelim hükümetin vesairenin aldığı kararın da ötesinde bir devleti aklayacak olan değil ama yeni bir atmosfer yaratacak olan bir ceza olmayan ama bir nedamet ve önümüzdeki günleri daha yeni şiddetlerin olmayacağı bir atmosfer yaratmaya dönük ne tür eylemler olabilir, ne tür şeyler olabilir noktasında soruydu aslında. Bu kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Yorumlar için de öyle. Belki Saniye başlamak ister bu sefer. Evet, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi'nin böyle bir kararı var diye söz etmiştim. Şili'ye karşı bir davasında zorla kaybetmeyi ile ilgili verdiği bir kararda Şili Devleti'nin bu uluslararası sözleşmeyi mesela BM savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair sözleşmeyi onaylamadığını belirtiyor ama insanlığa karşı suçlara zaman aşımının uygulanmayacağını kuralın bu sözleşme ile getirilen bir kural olmadığını zaten böyle bir teamülün var olduğunu bu sözleşme yürürlüğe girmeden ya da diğer sözleşmeler yürürlüğe girmeden önce de bu uluslararası bir kural olduğunu teamül olduğunu ama bu sözleşmelerle bunun bir hukuk normu hale geldiğini yani yazılı bir hale geldiğini ileri sürüyor. Bu nedenle Şili Devleti'nin bu zorunlu kurala uymakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Yani bu durumda Türkiye'de bu sözleşmeleri imzalamasa bile uluslararası hukuk teamülü gereği bunlarla yükümlü. Yani iç hukukta ayrıca bir düzenlemeye gerek yok. Zaten anayasanın hani ilgili 90. maddesi de söylüyor uluslararası hukuk kurallarının iç hukuk kurallarından üstün olduğunu belirtiyor. O madde de var zaten. Hani imzalamamış olsa bile uluslararası hukuk kuralları bütün ülkeleri bağlıyor. O anlamda bir sınırlama yok. Ama şu ana kadar Türkiye ile ilgili yapılmış bir başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde vermiş olduğu bir karar yok. Hani böyle bir başvuru, kapsamlı bir başvuru yapılırsa belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de böyle bir karar alınabilir. Ama bu çok açık. Yani bütün ülkeler bu kurallara uymakla yükümlü. İkinci soru bana mıydı yoksa yorum muydu tam anlayamadım. Çok teşekkürler. Tabii ki hem bu soruya görüş belirtmek isteyen konuşmacımız varsa çok hızlı bir şekilde söz verebilirim. Hem de iyi bir ilave cümleleri olan. Fakat aslında süremiz doldu ve bitirmemiz gerekiyor bir yandan. Gerçekten çok hızlı olmak kaydıyla ama bu soruya da cevap vermek isteyen ya da eklemek istediği herhangi bir husus olan arkadaşıma söz verebilirim. Tabii. Mahkum bir cevap verebilirim belki. Söylediğiniz çok haklı olarak ceza adaletinin bütün bu ağır suçlar karşısındaki sınırlarına ve aslında asla aslında hakkıyla cezalandırılamayacak olana bir onların bir telafi sunmasının imkansızlığını işaret ediyor. Çok haklısınız gerçekten. Burada tarihsel olarak yani hem ulusal yargılamalar hem kurulmuş bütün uluslararası ceza mahkemeleri ve uluslararası mahkemelere yöneltilen bir eleştiri bu zaten. Ne kadar düzgün bir yargılama yaparlarsa yapsınlar ancak o suç zincirinin en sonundaki çok da asli bir failliği olmayan icracılarıyla ancak sınırlı olarak bir adalet tesis edebilecekleri ve adalet taleplerini aslında bunu aşan, ceza adaletini aşan başka araç ve kaynaklarla inşa edilmesi gerektiği fikri çok haklı bir eleştiri ama bu başlı başına ceza adaletinden bizim hani hiçbir beklentimiz olmaması anlamına da gelmemeli bence. Çünkü bence en asli noktası bütün bu mağdurlarla, mağdurun zamansallığını işte mağdurun zamanı üzerindeki ipoteği kaldırmak vesaire bunun ötesinde çok önemli bir başka işlevi aslında bir kamusal bir tanıklığı ortaya koymak ceza adaletini sağladı. Yani sadece mağdurların adaletin tesisini değil, bütün kamuoyunun adaletin tesis edildiğine belirli bir
tanık olması ve daha da önemlisi bir taahhüt ortaya koyması. Yani bundan sonra artık bu suç, başta da söylediğim gibi, bir toplumsal meşruiyet alanı içinde kalmayacak ve yeniden başka bir toplumu inşa etmeye, suçtan arındırılmış bir toplumu inşa etmeye, belki de bir bu yönde bir kamusal bir taahhüt oluşturma aslında. Bence temel işlevi ceza adaletinin bu diye düşünüyorum. Çok kısaca eklemiş olayım. Ben de çok kısaca söyleyeyim. Size katılıyorum. Yani sunumda da, işte diğer sunumlarda da söylendiği gibi, ceza adaleti tabii ki yetersiz. Tabii Türkiye'de inkar o kadar güçlü ki, resmi bir mekanizma tarafından onaylanması hem toplum hem mağdurlar ve faili meçhul kayıp yakınları için çok önemli tabii. Ama tabii sizin söyledikleriniz de tarihsel adaletin, işte geçiş dönemi adaletinin, onarıcı, dönüştürücü adaletin önemine işaret ediyor. Bunun tabii dünyada zaten birçok ülkede uygulanmış çok fazla pratiği var. Anma pratiklerinden tutun da. Ama temelde benzer bir suçun tekrar işlenmemesini sağlayacak aslında her türlü dönüşümü içeren bir şey bu. Türkiye'deki zorluk o kadar kurucu ki bu şiddet. Yani Türkiye'deki farklı gruplara, farklı azınlıklara, Kürtlere, Ermenilere uygulanan şiddet o kadar kurucu ki o kurucu anlatıda da bir dönüşüm gerektiriyor. Ve bu bahsettiğimiz geçiş dönemi adaleti pratiklerinin aslında çok daha büyük toplumsal ve politik bir mücadelenin parçası olması gerektiğini de gösteriyor. Serdar var mı? Yok, benim ekleyeceğim peki. Şey çok doyurucu yorumlar. Çok sağ olun. Peki. Tekrar çok teşekkürler hepinize. O zaman toplantıyı kapatmış olalım. Devlet suçları her zaman ağır insan hakları ihlalleri, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları daima devlet dahliyle işlenen suçlar. Bu bakımdan devletlerin hem bu suçların işlenişine yol açıp hem de zaman aşımı kurallarının arkasına sığınarak bu suçların görünmez bir alana itilmesine ve bütün uluslararası sözleşmelerle ve hukuk tarihiyle büyük bir mücadele sonucunda oluşturulmuş bulunan kurallara, yükümlülüklere aykırı davranmasına biz insan hakları savunucuları olarak her zaman karşı duracağız ve dayanışmayı büyüterek mücadele etmeye devam edeceğiz. Bireysel ve kolektif düzeyde hem mağdur yakınlarının hem de ait olduğumuz toplulukların, kolektiflerin bir bütün olarak Türkiye toplumunun bütün bu ağır insan hakları ihlalleriyle, insanlığa karşı suçlarla ilgili inkarın sona ermesine ihtiyacımız var. Tanınmasına ve özür dilenmesine ihtiyacımız var. Yaraların tekrar tekrar kanatılmadığı yeni bir tarih anlatısı oluşturulmasına ve bütün ceza yargılamalarının uluslararası standartlara uygun bir şekilde bütün bu onarıcı süreçler dikkate alınarak sürdürülmesine ihtiyacımız var. Bu bakımdan umarız bu oturum ve bu sempozyum bu amaçların gerçekleştirilmesine bir parça katkıda bulunmuştur. Herkese çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Öğleden sonraki oturumlarda görüşmek dileğiyle.